sen de yemeklerine şahit edebileceğiz, muhabbet etme şahit edeceğiz. Yemeklerine şahit edebileceğiz, muhabbet etme şahit edeceğiz. Bakalım bizleri neler neler. Eyvanına vardım eyvanlı çamurum, odasına vardım elleri hamurum. Uykudan uyanmış gözleri mahmurum, ömrümde görmedim böyle gelini. Gelini gelini Türkmen gelini, saramadım anne gel gör halimi. Uykudan uyanmış gözleri mahmur, ömrümde görmedim böyle gelini. Gelini gelini Türkmen gelini, saramadım anne gel gör halimi. Akteke Gıda ile Buram Buram Karaman programı başlıyor efendim. Evet, yine Karaman'ımızın Güzide köylerinden bir tanesinde olacağız ama şunu da söylemek isteriz. Evet, Buram Buram Karaman ekibi olarak Karaman'ımızın birçok köyüne gidiyoruz. Tabii yurt dışından görüntülerimiz oluyor. Her şeyi de sizleri paylaşmaya çalışıyoruz. Tabii bizlere de destek vermek adına, bu arada efendim güneş gözüme vuruyor haliyle, gözlerimi kırpmak zorunda kalıyorum, hakkınızı helal edin diyoruz. Bu arada şunu söylemek isteriz, bize destek vermek noktasında ne yapıyorsunuz? Kanal 70 YouTube kanalımızı takip etmeye devam ediyorsunuz, bildirimleri açıyorsunuz. Karaman'ımızın köylerini gezmeye hep beraber devam ediyoruz. Evet, yine güzel bir köyümüzdeyiz. Karaman'ımızın güzel bir köyündeyiz. Neredeyiz efendim? Orta Oba'dayız efendim. Evet, Orta Oba'dayız. Bugün bakalım Orta Oba'da bizleri neler bekliyor, neler var, neler yok. Hepsini beraber göreceğiz, şahitlik edeceğiz. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Evet, hiç beklemeden ne yapıyoruz? Orta Oba'ya gidiyoruz. Görmedim böyle gelini. Gelini gelini Türkmen gelini, saramadım anne gel gör halimi. Evet değerli dostlar, Orta Oba'dayız efendim. Orta Oba'da haliyle bizim için de hazırlıklar var. Tabii burada birbirinden güzel insanlarımız var. Onlarla muhabbet edeceğiz ama burada bir emek var, bir çalışma var. Şimdi o çalışmanın içerisine gireceğiz, odaya gireceğiz. Hepinize kolay gelsin, bereketli olsun inşallah. Hoş bulduk, hoş bulduk. Evet, şu anda görüntülerde gördüğünüz gibi efendim, yoğun bir ekmek ve börek çalışması var efendim. Hanımlar tarafından. Orada baş köşede oturan bir annemiz var zaten. O kelekleri o kesiyor herhalde. Fark ettiğim... Kesersin değil mi anne? Kesersin. O zaman şöyle yapalım. Ben de ayakkabılarımı çıkarayım. Bakalım nasıl bir muhabbet olacak. Çıkartmayın mı? Burada ayakkabı çıkmıyormuş. O zaman ayakkabıyla beraber giriyoruz. Şöyle bakalım. Evet. Hadi bakalım. Şöyle yaklaşalım biraz. Allah. Senin yanına geldim. Elin tutmuyor mu seni? Gücüm yok. Keleği kesemiyorsun yani. Evvel çok iyi keserdim de şimdi kesemiyorum gari çok. Çok şükür. Yaş ilerledi. Olsun bakalım. Yaş kaçta ilerledi? Yaşım, dünkü yaşım 18'de, bugün 67. Dün niye 18'di, bugün niye 67? Dün çok moralim düzgündü de o yüzden. Hayırdır, iyi bir haber mi aldın? Para falan mı buldun, ne yaptın? Para bulmadım da torunlarımla görüştüm o yüzden. Ha, paradan daha değerli. Parayı ne yapacağım, para her zaman bulunan bir şey. Vay, isim neydi annem? Elif. Elif. Evet. Elif anne. İki oğlan var, elini öper. Kaç? İki oğlan var. Sorun var.
4 torunum var elimde. 4'ü de aradı mı dün seni? Dün 4'ü de aradı, konuştuk, görüntülü, mutlu oldum. Ay maşallah maşallah. Evet. Bu böreklerde senin yararın, faydan ne oluyor? Haydam işte sizi göreceğim, size gidireceğiz Allah izin verirse o yüzden. Eyvallah Elif annem, Allah razı olsun ama güzel cümlemizde. Bir çalışma olmuş ya. Tabii çok güzel oldu. De buradakiler pek çalışmaz gibi anne. Yok yok, hepsi güzel çalışıyor, hepsi genç. En yaşlı bak üçümüz varız. Üçümüz de hiç durmaz. Zaten yaşlının birisi şu üç yaşlı değil mi? Şu üç onlar da yaşlı. Beze yaptı, börekleri çeşitli. Onlar çalıştı yani. Çalıştı çalıştı. Bizim köyümüzün hepsi erkeğe kadını çalıştı. Hiç lafta kondurmuyor. Yok konduramam, çok iyi. Konduramam. Ama pek çalışamıyorlar. Börekleri falan yakıyorlar gibi. Yok yok yakmazlar. Bak, yakma ne, yok mu? Ne güzel bak. Tandır ayarlı, börekleri ayarlı, yapmaları ayarlı. Çok güzel. Yo biz Elif anneden bir malzeme çıkaramayacağız ya. İki çatayım matayım dedim ama olmadı ya. Nasıl yapacağız? Şimdi seninle dövüştüremeyeceğiz bu tarafta biz. Yok şu Nazlı teyzeninle iyi dövüştürürsün. O tarafta. O tarafa mı geçmem lazım? O tarafa geçmem. Bu tarafı da halledeyim ben ya. Dur anne. Ana kolay gelsin. Sağ ol. Allah nasılsın? Razı olsun. İyiyiz. Allah'a şükür. Allah iyilik sağlık olsun. Seni gördük daha iyi oldu. Seni gördük daha iyi oldu. Allah razı olsun. Bizler de mutlu olduk sizleri görünce. De sen konuşurken niye zorlanın böyle? Hasta ya, mısın? Ben hasta değilim de ben biraz çekimserim diye konuşanlara geçsem. Ya neyine çekiniyorsun? Ben evladınım, sen işte annesin. Konuşacağız, çene yapacağız. Evet. Anne evlat muhabbet yapacağız. İki dedikodu yapacağız filan. Evet. Burada mesela şu... Pişiren arkadaşlar pek pişiremiyor. Sen de görüyor musun? Yok yok onlar güzel pişiriyor. Bu yanda benim gelinim oluyor. Öbür yanda akrabam ha, oluyor. Ha ben ters yere gelmişim ya. Tüh! Gitti ya gitti. Kaynananın yanına gelmişim. Evet. Asa kaynana gelini pek sevmez ama sen niye öyle dedin? Ben severim gelinlerimi. Bizim köyde herkes sever. Ya hep öyle diyorlar ama bir türlü anlaşamıyorlar. Niye anlaşamazlar? Ya, anlaştığımız da oluyor anlaşmadığımız da oluyor da ben gelinlerimi severim. Seviyorsun yani. Evet. Hayır, senin ismin anne? Benim ismim Altın. Ne? Altın. Altın. Hı. Bildiğimiz Altın. Evet, bildiğin Altın. Kim koymuş senin ismini? Merak ettim şimdi benim bak. Benim ismimi babaannem koymuş. Niye? Altın'ı çok mu severmiş? Yok, ne yaparmış? Annesinin adı Altın'ımışmış. Benim ismim. Allah Allah. Evet. İlk defa duydum ama. Evet. Altın. Peki senin altınlar falan da var mı? Yani isme yakışır olsun diye sordum yani. Yok yok ben altını sevmem de ismimi altın koymuşlar. Ha altını sevmem altın oldun yani. Evet. Yapacak bir şey yok. Var ya evet. Olsun bakalım olsun bakalım. Peki söylemek istediğin bir şey var mı anne? Yok. Canın sağlığı söyle. Ya senden bir malzeme çıkmayacak bana. Ben böyle olmasını istemiyorum ya. Ben bir dövüşülecek, kavga edilecek yok. Falan. Hani reyting yapmam şimdi lazım buraya yani. Buraya toplandık kavga şişeğimiz değil. Kavgalı geçti zaman mi? Geçti. Yaşlar geçti. Olsun bak gençlerden bir şey çıkar. Belki kaynanalarına falan laf söylerler. Abi, olmaz mı? Bilmiyorum. Dene bakayım be. Belki de. deneyelim. Evet Altın annemizle de biraz muhabbetimiz yaptık. Abla merhaba kolay gelsin. Evet, merhaba abla. Sen çok iyi çalışıyorsun ama. Ben mi? He. Ben her zaman çalışıyorum. Sen hep çalışıyorsun da sana yardım eden yok mu? Yok yok hepimiz yardımcıyız burada. Ya yardım eden yok işte ben görüyorum. Görüyorum ben. Ya burada ben bezeciyim. Orada onlar idici. İyi maşallah ama güzel bir çalışma var burada ya. Bu çalışma normalde hani bugün tamam ekibimiz için böyle bir hazırlık oldu ama. Normalde düğünlerde, derneklerde de oluyor mu? Bu? Olur olur. Düğünlerde, derneklerde böyle beraberiz her zaman. Cenazelerde. Aynen cenazelerde, bir şeylerde. Ya bu köy bir cenaze olduğunda, bir düğün olduğunda böyle hep beraber el ele verip. Evet. Böyle hanımlar. Böyle güzel şeyler yaparlar evet, diyorsun. Evet hep beraber yaparız. İyi o zaman ben düğün olduğunda ben davet bekliyorum i̇nşallah, o zaman. İnşallah. Böyle böreklerden yemek için ya. Ya da bizim düğünümüz var inşallah buyur gelin. Senin ya senin dükkan senin oğlun oğlumun düğünü var. İnşallah. İyi maşallah. Kaç gün sürer burada düğünler? Ya bizim burada bir kına bir gün düğün olur. Bir kına? Bir kına bir de düğün olur. Bir de düğün olur. Gündüz düğün oluyor evet, değil mi? Evet gündüz düğün olur. Senin adam sağlıklı saatli. Benim adam sağlıklı saatli. Problem yok. Yok. Anlaşıyorsunuz. Anlaşıyoruz. Böyle börek bekler ablam. Düğünde yemek yaparız. Ne yemeği yaparsınız? Bamya yaparız, yoğurt çorbası, pirinç pilavı, etleri kavururuz. Şöyle ileyenlerde patlıcan yaparız, karnı yarız. Yazın ele, böyle börek burada bir kere yersin. Oralarda da yemek yersin düğünlerde. Oo, siz bunların hepsini yapıyor musunuz tabii, düğünlerde? Bura ne daha köylü birleşir her şey yaparız.
Aşçımız var, aşçımız. Valla helal olsun anne ya. Be. O daha iyiymiş tabii, o zaman. O daha iyi. Buyurun gelin. Buyuracağız. Ember versin. Emberçime sana bunu versin. İnşallah. İnşallah, inşallah annem, inşallah. O emberçimin hanım onun düğünü. Enver abi bizi karşılayan Enver abimiz. Şöyle takım elbiseyi giymiş. Ben de düğün yapacak kendisine zannettiydim. Ha, ya eşi varmış ya. Enver abi her zaman öyle giyer. Enver abi yani normalde hep öyle. Normalde yani. De öyle. İşi o. Ben de Enver abinin düğünü var zannettim ya. Adamı damat gibi giydirmişsiniz. Enver abinin işi o sen. Ha ben onun düğünü değil yani. Yok. Acaba tekrar nikah falan mı tazeliyorsunuz? Onu mu? Yok yok öyle bir şey yok. Bende öyle bir görüntü yok. Eyvallah. Kaç çocuk var abla? Dört çocuk var. Evli mi hepsi yoksa zaten biri evlenecek birisi galiba. Birisi büyük kızım evli. Yaz geçen sene düğün yaptı. Tamam. Bir sene oğlum da nişanladı. İkisi de küçük. Onlar da zamanı geliyor artık yavaş yavaş. Geliyorlar. Daha 10 yaşında daha 13 yaşında. Enver abiyle anlaşabiliyor musunuz? Anlaşıyoruz. Yani bir şey daha duydum. Enver abi de muhtar adayı olmuş herhalde. Muhtar adayı olmuş. Öyle yakışıklı adama da oy atılır hani. Atılmaz değil de. Yok anlaşamıyorsan söyle de köylüyü uyaralım. Şimdi eşiyle anlaşamayan adama oy atılır mı ya? Yok canım anlaşırız biz ondan yani. Hiç problem yok yani değil mi? Hiç olmadı. Daha hiç görmedim ben onun şeyini. Daha Enver abiyle görüşeceğiz daha onu konuşacağız. Ha, onda da sıkıntı yok Enver abi. Sen ondan memnunsun anlaşılan. O senden memnun mu? Bir de o var. Bir de o var. Memnun değilse ne yapacağız? Kovar mıyız evden? Bilmem. Kov gitsin ne öğreteceksin memnun değilse ya. Hayırlısı hayırlısı. Evet şöyle bakalım. Gezmelere, muhabbetlere devam edeceğiz de burası tabi haliyle alan biraz dar. Nari de vur dibekler inlesin. Nari oy çal bilekler oynasın. Nari de vur dibekler inlesin. Nari oy çal bilekler oynasın. Ablam böreklerin içinde ne var ya? Evet yanlış insana sordum gibi hissettim kendimi ya. Doğru insan mı? Ispanak var, yoğurt ispanak var. Var. Yoğurt mu? Evet yoğurt böreği yaparız biz burada meşhur yoğurt böreği. İyi olur diyorsun yani. Evet. Ispanak patatesi duydum peyniri duydum ama. Yoğurt da güzel oluyor. Yerseniz bakarsınız. Yiyeceğiz abi sen vermesen de yiyeceğiz. Onda sıkıntı yok da. Az ekmeği yerseniz derken böyle teklif olmaz yani. Az yemedir gibi oldu. Ya tadına bakmak isterseniz seversiniz. Eyvallah. Yoğurt böreği var. Yoğurt, mantar var. Mantar. Kabak var. Ne var? Kabak. Kabak. Evet kabaktan ne yaparız? Evet burada tabi sebzelerin bin bir türlüsünden bin bir türlü börekler çıkıyor efendim. Kabak, domates, biber, salatalık börekleri yoktur herhalde var mı onlar? Onlar yok. Kabak var, mantar var, yoğurt var. Evet ilk defa tadacağım bir durum efendim. Yoğurt böreği bir de mantar böreği. Evet. Mantar böreğini ben ilk defa duydum. Mantar böreği de yapılır yani. Mantar siz kıyıyor musunuz yoksa çektiriyor musunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Elimizde kıyıyoruz. Elinizde kıyıyorsunuz. Evet, elimizde kıyıyoruz. Merak ettim. Vallahi iyi bir tadacağız o zaman. Abla senin isim ne? Fadime. Fadime. Fadime abla az tedirgin durdum işine baksan ya. Ya da işten kovacaklar seni Fadime abla vallahi. Burada yaşıyorsun. Evet burada yaşıyorum. Yani burada köydesin yani. Evet. Karaman'a falan gidip gelmiyorsun değil mi? Gelmiyorum. Gidip gelme yok. Evet. Senin de var çoluk çocuk. Var. Adam yaşıyor mu? Yaşıyor. Yaşıyor. Adamla anlaşıyorum. Anlaşıyorum. Senin adam az asabi diye duydum ben doğru mu? Yok çok memnunum eşimde. Evet kapıda bakayım. Ya biz gidelim ya. Buradan bize malzeme çıktı yok. Bunu seyirciler izlese gülmez ki ya. Eşim ben mi? Ben de memnunum. Benim eşim de muhtar adayım. Hadi canım. O da muhtar adayım. O da aslanlar muhtar adayı. Kaplan muhtar adayı. Aman hep muhtar adayların eşi burada. Siz o zaman miting mi yapacaksınız? Niye böyle toplandınız? Seninki nerenin muhtar adayı? Buranın aynı. Aynı. Rakip yani. Enver abi rakip mi? Yani rakip. İyi olan kazansın diyelim o zaman. Aynen öyle. İyi olan kazansın. Hayırlısı da olsun. Hayırsız peki, olmasın. Peki muhtarlar abi. Arasında Fadime abla şey var mı? Kavga dövüş oluyor mu böyle seçim propagandalarda? Hayır öyle bir şey yok köyümüzde. Böyle bir durum yok. Biz hayırlısı kimse olsun diyoruz. Yani o da köyümüzün adamı. Biz de. Bunun eşi de aynı köyümüzün adamı. Evet. Yani. O da burada. Onun eşi de buradan değil mi? Evet buradan. Kaç aday var burada merak ettim ben ya. 3-4 aday var değil mi? Eskiden muhtarımızda. 5 mi? 5 aday var. Abo. Muhtarımızla şimdiki muhtarımız ya şimdi ben niye sordum biliyor musun abla? Bu dövüşüyorlar mı birbirleriyle kavga ediyorlar mı? Birçok köyde ben buna şahitlik ettik diyelim artık. Duyduk yani. Duyduğuma noktasında. Evet efendim bu seçim ben şunun anonsunu yapmak isterim. Bu bir seçimdir. Halkımız tarafından kim uygun görüldüyse birileri seçilecek.
kimisi belediye başkanlığı yapacak, kimisi muhtarlık yapacak. Ama ne olursa olsun şunu bilmek lazım ki seçen yine halkımız olacak, yani milletimiz olacak. Milletimiz ne diyorsa o olacak. Bunu bilmek lazım. O yüzden bu seçim atmosferinde eşimizi, dostumuzu, akrabamızı, aile efradımızı sakın ha üzmeyelim. Birbirlerimizi kırmayalım. Çünkü bu seçimler gelip geçici. Bu liderler de gelip geçici. O koltuk onlara da sahipli, zimmetli değil. Bunu belirtmek istiyorum. Haliyle birileri gidecek, birileri gelecek. Ne olursa olsun onlar gelip geçici ya, ama bizim bağlarımız, bizim birlik beraberliğimiz daimidir. Bunu belirtmek isterim. İşte Ortaoba'da da ben bunu gördüm. 5 tane aday var. 5 tane aday bir tanesi de Fadime ablamın eşi, diğeri diğer ablamın eşi. Burada bir yoğun seçim atmosferi var. İnşallah birbirlerini kırmadan, dökmeden güzelce seçimlerini yaparlar, muhtarlık seçimlerini yaparlar. Ve kim uygunsa, kim hayırlısıysa o gelir muhtarlığına devam eder ve bu Ortaoba halkına hizmet etmiş olur. Doğru mu anne? Doğru. Senin örün ya. Öldüğüm işte, ben de iyiyim şükür. Allah iyilik sağlık versin. Amin, amin. Senin adın ne? Emine. 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 Emine anne, burada hiç böyle seçim atmosferlerinde hiç böyle kavga çıktığı yıllar çıkmadı, oldu mu hiç? Çıkmadı. Hiç olmadı mı? Olmadı. Geçmişte de olmadı, olmadı değil mi? Olmadı. Anlaştılar. Anlaştılar, hiç kavga olmadı. Gayet güzel bir şekilde her şey güzel geçti yani, güzel değil mi? Geçti. Dövüşmeden, yok, kırmadan. Yok, olmadı. Nasip olan oluyor. Olmadı hiç kavga, dövüş. Hayırlısı, senin eşinle muhtar aday mı yoksa? Yok, benim eşim hasta evde. Hasta mı? Adama niye bakma? Nuri'm, benim evim şurada. Mehmet Ali'nin anasıyım ben. Dışarıda. Şimdi sen anasısın da adama niye bakma? O adam lazım da. Lazım. Yaşı kaç adamı? Adamın yaşı kaç, senin değil de? 78 mi ne? Oo, hastalık kötü bir hastalık değil ama, yok, değil mi? Yok, felç geçirdi de ihtiyacını görüyor. Dışarı içeri. Kendisi görüyor o ihtiyacı, görüyor, değil mi? Arabayla kayfiye gider, bakkala gider. Aa, maşallah, iyi. Dışarı... Burada bakkal makkal var mı? Var, var. Kahve, bakkal. Var, kayfemiz. Aa, var. Aa, ne kadar güzel ya. İki tane bakkalımız var. Köyde her şey çok var. Çok iyi, çok iyi. Valla... Ben birçok köyde ne bakkal duyuyorum ne kahve duyuyorum. İnsanların bir araya geldiği bir yeri de yok Emine anne. Bu çok güzel bir olay ama Ortaoba için güzel bir şey. Peki bu Ortaobalılar nereden gelmişler zamanında? Sen biliyor musun bunu? Tarihini. Süleymanacı'dan gelmişlerdi. Öyle dediler. Süleymanacı'dan buraya Yaylıya diyerek gelmişler. Burada yerleşmişler, kalmışlar. Oradan üremiş bu yani. Burası da kalabalık bir köy ama. Kalabalık. Evveli yoğudu, sonra toprak dağıldı. Bu yanına millet gitti. Maşallah maşallah. Senin kaç torun var? Benim 24 torunum var. Hı? Ama o kaç çocuk var? 8'idi, biri öldü, 7'di. Allah rahmet eylesin. Allah çocuğum mekanı var, cennet eylesin. 6 kızım, bir oğlum var. 24 tane de torun var. Hı. İyi, senin sırtın yere gelmezdir vallahi. Ne bileyim, gelmiyor gene öyle. Sağ olsunlar, hepsi görüyorlar. Normalde geliyorlar mı buraya? Buraya geliyorlar ama, geliyorlar, değil mi? Geliyorlar, kızlarım geliyor. Hepsi Karaman'da mı? Neredeler? Biri burada diye şu ekmek çeviren en küçük. Ha, biri kaynana, kaynana. Düğürsünüz o zaman siz, dünürsünüz değil mi? Ha. O dünürüm, pek konuşmayı sevmiyor ama Emine anne. O pek sevmiyor, ne bileyim, o sevmiyor. Sevmiyor, vallahi ben sevmiyor, benim hoşuma gitmiyor. Öyle konuşması lazım benim. Ne bileyim işte. Mikrofonu tuttu mu konuşacak ya. Ne bileyim, çekineyim işte. Ne, ben de neyse, siz dünürle anlaşıyor musunuz? Dünür? Anlaşıyor. Ama dışarıda öyle demediler. Onları çekemezler. Anlaşıyorsanız mesele yok. Anlaşıyorsanız ben mesele yok. Ben hiç, şu da dünürüm benim. Bu da gelinim annesi. Gelinin annesi. Gelinim. O gelin burada mı, senin gelin? Buradaydı ya, nereye gitti bilmem. Mehmet Ali'nin hanımı. Ha. Emmi kızıyız biz bununla. Hem bir arada büyüdük, hem şimdi dünür olduk. Birbirimizle bir bardaktan içeriz suyu. Bir bardaktan. İkinci bardak yok mu evde? Yok. Ha, var ya, yok yani. Yok. Ha, evde evet. Ya, Emine annemizin bunu da söyleyelim efendim. İkinci bardak lazım. Bir bardak da su içilir mi canım ya? İşin esprisi tam bizimki. Anne, anlaşabiliyor mu dünürle? Burada üç tane dünür var, evet. Şu anda var mı daha başka bilmiyorum ama şahit olacağız inşallah. Anlaşıyorsunuz. Bir bardaktan suyu da içiyorsunuz. Bence siz bir kaşıkla da yemeği yersiniz diye düşünüyorum. Yok, gerisi yok. Dünün tatlı bir bu yedi, bir ben yedim. Aynı ha, öyle dedik geliyor yani. Ay maşallah. Vallahi var ya, bu sizin birlik beraberliğiniz çok güzel ama ya. Yani
Hani eskiden ben çok iyi hatırlarım, arabaş çorbaları olurdu bizim çocukluğumuz zamanında. Siz de yaparsınızdır. Ortaya bir tas koyarlardı böyle. Herkes ondan daldırır içerdi. Hamuru düşüren bir de akkaf doğa arabaşını yapardı. Güzel yapardı. Bilmediğim yok anne benim. O işte haftaya neydi biliyor musun? Oradaki güzellik şuydu. O aynı tasta çorba içerken hamur şifa niyetiyle. Ya arabaş değil mevzu bahis. Tavuğu, tavşanı biz görmedik bir şey miyiz? Evet. Muhabbet vardı o çorbanın içinde tabii. Değil mi? Şimdi onlar kalktı herkese önüne birer tabak koyuyorlar. Herkesin. Doğru. Ondan sonra çorbanın yanına ben şunu da gördüm. Çorbanın yanına bir de çatalla bıçak koyuyorlar. Ya çorbayı keseceğiz mi, çatallayacağız mı? Nedir o yani? Kaşığı koy yiyelim içelim ya değil mi? Evet doğru. Siz de yapıyor musunuz çorba? Yaparız. Yaparsınız. Kışın çok yaparız. Bakarsınız yaptık. Şimdi. Yapsın. Yaptınız mı şimdi? Yaptık tabii siz geleceksiniz. Vay. Çorba yaptık. Evet. Oradan da laf geliyor hemen ha. Değil mi? Hepsini yaptılar köylümüz maşallah. Sen sürmedin mi elini? Niye yaptılar diye? Yaptık. Ben de böyle. Az sen çalışmamış gibisin anne. Ben erkence geldim. İkimiz ilk önde geldik. İlk önce geldik. Bu tandırla ikimiz girdik. Zaten. Allah Allah. Ne bezeyi, güzel. Ne güzel. Bezeyi yaptık. Benim evim burada şurada. İyi maşallah. Ya saat ön siz olacaksınız. Lider siz olacaksınız. Gençler de arkadan devam edecek. Doğru. Şu gencin oklavası niye öyle demirden? İşte ele de demirden dediler. Ele de var. O demirden olunca birilerine vuruyor mu ne yapıyor? Yok vurmuyor, değil mi öyle bir şey yok? Vurmuyor. Abla dövüşmüyor musun sen biriyle? Hayır kimseyle kavga etmiyorum ben. Kimseyle kavga etmiyorum. Niye demirden o zaman? Öyle okula olduğu için. Ben böyle seviyorum diyorsun yani. Evet. Eyvallah. Efendim şurada tabii ekmek kapan ablalarımız var ama orasının alanı dar. Hem onları da çok sıcakta tutmuş olmayız. Ablalar size de kolay gelsin. Sizler gençlersiniz gari. Sizlerin de var değil mi çoluk çocuğu falan? Devam. Zaten sen geline basın sen de sıkıntı yok. Seni tanıdık gari. Bir oradan çıktı bir buradan çıktı. Ortalık karıştı. Evet. Tabii buradaki tüm ablalarımızla konuşmak isteriz ama alandar. Haliyle burada ben unun üstüne, hamurun üstüne basmak istemiyorum. Bizim için berekettir çünkü un, hamur berekettir. Hepinize ben çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Cümlemizden. Hem de bizi izleyenlerin hepsine selam söyleriz. Ona biz 5 lira alıyoruz. Öyle selam yollayacaksan 5 lira alırım. Al 5 lira al canın sağ ol. Vay. 5 lira ne? Evet annem söyle o zaman seninle kime selam göndereceğiz? Kime selam salmayayım da dışarıda dolu çocuklarımız var. Avrupalılar izliyor. Geçen Avrupalılar telefon açtı. Evet Hollanda, Almanya biz şu anda oralara da gittik geldik zaten program gideyim, için. Gideyim program için. Bu program oralara varıyor onlar izliyor. İzliyor değil mi? İzliyor bize. Telefon açtılar. İzlettir onlara. Telefon açtılar. Hep dediler şey geldi buraya dediler. Bak ya şöyle hani acayip oldum böyle Avrupa'dan falan izleniyormuş ya çok iyi. Senin de var mı izleyen yurt dışında? Benim yok. Senin yok. Benim vardı da geldi Karaman'da oturuyor. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. O yurt dışına selam gönderdik. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika Almanya. Daha aklımıza gelmiyor. Komşularım var Fransa'da çok da selam söylüyor. Diğerli komşularım var. Komşulara selam gitti arkadaşlarım buradan. Arkadaşlarım var, komşularım var. Evet selamlar gitti. Kelek kesen anne senden de var mı selam gönderecek mi? Sülalem bütün Hollanda'da, Almanya'da bütün akrabalarıma selamlar. Oh Allah vallahi. Evet buradan Almanya'daki dostlarımıza, Ortaobalılara, Fransa'ya, sevdiklerimize, tüm Avrupa'daki, Almanya demeyelim, tüm Avrupa'daki hemşerilerimize selam ediyoruz efendim. Buradan saygı selam ediyoruz. Sizin yerinize biz yoğurtlu böreği de yiyeceğiz, kabaklı böreği de yiyeceğiz. Mantarlı mıydı Fadime abla? Evet, mantarlı böreği de yiyeceğiz. Bir de ıspanak mıydı? Evet. Ispanakla patates her zaman yiyor zaten. Öbürlerini yiyeceğiz efendim. Buradan selam ediyoruz. Evet bakalım daha neler göreceğiz. Hadi bakalım buyurun. Annem annem develi dağlar severler aylar. Sen kimin yari her yanı oynar. Meram yolunda heybe dalında yollara düşmüş kendi halı. Burada çok yakışıklı insan var. Hangisiyle konuşacağımı şaşırıyorum ben şu anda. Şöyle sağdan başlayalım. Merhaba dayıcığım. Merhaba. Nasılsın? Allah iyilik sağlık versin. Sende bir kabadayılık var ama. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba kardeşim. Merhaba. Hoş bulduk. İyiyim. Siz nasılsınız? Şöyle geçeyim ben. Şöyle. Buranın en ihtiyarı kim?
Şu an için burada ihtiyar şu herif. Şu herif. Bu herif. O herif kim? Buna Mustafa Uslu derler. Mustafa Uslu derler. Niye kabadayı gibi oturur bu? O kabadayı da onu geçtiğini. Onu geçtiğini göreydim bir. Gençliği sağlam mı etse tanıyor mu gençliğini dedi? Ana o. Onun gençliğini ben iyi bilirim. Arkadaş mısınız gençlikten beri, çocukluktan beri? Çocukluktan beri ben onların yanında büyüdüm. Onların yanında büyüdüm. Ha. Senin yaş kaç amcam? Benim 76. 76. Sen bu yaşta elindekiyle iyi gidiyorsun valla. Ben bunsuz yapamıyorum. Lastik falan patlamıyor değil mi? Yok. Yok ha. Motorda çökme de yok. Motorda çökme yok. İyi, bunlarda sıkıntı yok o zaman. Bunlar sıkıntı. Bu iyi mi oluyor diyorsun yani? Sen kendin için iyi mi oluyor bu? İyi de değil ya. İyi desek şimdi yalan olur ya. Değil mi? İyi değil ama içiliyor işte. Ne yapacaksın? İçiliyor. Yapacak bir şey yok. Öyle. Senin ismin amcam? Mikail. Mikail. Evet. Mikail soyad yok mu? Dülger. Dülger. Mikail Dülger. Evet. Mikail amcam, sen anladığım kadarıyla yıllardır buradasın. Buradayım. Burada yaşıyorsun. Evet. Torun tombalak var mı? Var. Kaç tane var? 18. 18. 18 tane torun tombalak. 18 torun var. Maşallah. Gelip gidiyorlar mı yanına? Tabii. Evet abi, Mikail amcamızın bakışlarından ben biraz da tedirgin oluyorum. Yaklaşmaya da korkun, şöyle sert bakın. Yok. Yumuşak adam mı diyorsun yani? Ben gayet yumuşak adam. Yumuşak adamsın. Mikail amca, geçen hafta köyümüzün birinde bir soru sormuştum. Ama kadınlara sormuştum ben. He. Şimdi erkeklere sormak isterim. Melek geldi. Azrail meleği geldi. Evet. Dedi ki yani hani böyle ya, öyle mesela yani mesela diyoruz yani. He. Senin canını mı alayım, eşin canını mı alayım dese. He. Sen ne dersin? Sıra kimin ise onu al derim. Ya öyle centilmenlik olur mu? Öyle centilmenlik olur mu? Bak yengem izleyecek, yaşıyor değil mi annemiz? Yaşıyor. Ya şu izleyecek şimdi, sana öyledir. Öyle demeyecek, ne diyecek? Sıra kimin ise onu al derim. Öyle dinmez, öyle dinmez Mikail amca. Ne diyeyim? Eşim yaşasın, ben ölürüm onun yerine falan diyeceğim böyle hani. Ha. Türk sineması gibi. İzleyecek şimdi daha sonra. Ha, şu mu dinirdi? Herif demesin sana yani. E hadi sıra onumuza. Onumuza yine sen öleceksin canım, yapacak bir şey yok yani. Herkes sırasını sağ olsun. Kusura bakmasın. Evet, Mikail amcam çok güzel söyledi efendim. Sıra kim dese o olsun değil mi? Yani. Herkes... Sıra kim dese herkes zamanı gelince ölecek. Aynen öyle. Evet. Bir de şu kabadayı adamla konuşayım mı? Tabii. Konuş bakalım. Kızmaz değil mi? Sakatlık falan vermez değil mi bize? Yok yok. Vermez değil mi? Evet. Mikail amcamızın. Uslu mu? Uslu. Uslu. Ya bu köyün en yaşlısı sen değil misin? Şu an oturan var, bu. Var 2-3 tane varız. 2-3 daha varsın. Yaş var. Kaç mesela? 86. E şimdi sen 86 yıllık bir tecrübenin sahibisin. Evet. Bu tecrübeye sahip olman senin için ne demek biliyor musun? Hı. Bu gençlere bunu sen göstermen lazım. Bakın öyle değil. Bu böyleyken böyle olur diye göstermen lazım ve bunu anlatman lazım. Nereye anlatacağım? Ya. Bu kameraya anlatacağım. Ne hadi bak. Ya, herkes aklı başında, herkes bizim gibi gençleri de gördü. Sendeki, de gördü. Sendeki akıldan gençler de yok. Şimdi ben... 3-4 aydı ben hastanede, ben hasta var. Aa, geçmiş olsun. Fazla konuşturmayalım o zaman. Seni fazla konuşturmayalım. Adın neydi? Mustafa Uslu. Uslu, evet. Hı. Uslu amcamız. Mustafa Uslu amcamız. Hı. O zaman seni zorlamıyorum bak. Kameraya söylemek istediğin bir şey var mı? Ne diyeyim kameraya? Ben yürüyemem. Burada oturduğuma bakma sen. Ben dizlerimle tutmuyor. Ben hastayım. DNA'yla zor yiyorum ben. DNA'yla zor yiyorum. Neyse, seni şimdi zorlayacağım biraz daha, DNA çevirivereceğim bize, sıkıntı olmaz mı? Olmaz. Gel, soyadın Uslu zaten senin ya, Uslu adamsın doğru, ya. Doğru. Sağ olasın Uslu amcam, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sizin... Allah'ım size sağlık, sıhhat versin. Sağ olun, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir de şuradaki de yakışıklılarla görüşelim. Şöyle aralarına ben bir geçeyim, Oturun, hiç sıkıntı yok. Ana hocam, bana adam verdin, o zaman oturayım. Sor söyleyelim, anlat dinleyelim. Vav. Wow. Öyle de kafiyeli konuşurum diyorsun yani ha? Şimdi ne var yaşamaya ya? Her ne şey var? Temiz. Anlayış, görüş, her şey şimdi net. Şimdi bazılar diyor ki yani
Yani eskiden ne vardı ya, şu vardı, şöyleydi, böyleydi. O laf gelimini konuşuyor herhalde abi. Eskiyle yeni bir olur mu ya? Şimdi, sen peki eskiyi mi özledin, yeniyi mi iyi diyorsun yani? Yeni iyi, yeni, yeni. Yeni iyi diyorsun yani? Yeni iyi tabii ya. Yeni iyi diyorsun. Şapkayı niye yenilemedin o zaman ya? Şapkaya bakma. Evet, 60'lı yani. Yılların, 50'li yılların şapkası o ya. Var var, evde şapka var, yeri de var. Takıyorsun. Ne bunun adı, bu şapkanın adı? Kasket mi diyorlar, ne diyorlar buna? Kasket, bere, neyse ne dersen. Eyvallah. Amcam isim neydi? İsmail Kılıç. İsmail Kılıç. İsmail amca, yakın dönemde bir seçim var. Şöyle 35-40 gün sonra bir seçim var. Tabi haliyle burada bir muhtarlık seçimi de olacak. Olur. Allah hayırlısı kimse onu her getirsin inşallah. Hayırlısı, tabii. Tabi büyük bir yarış var. Bu seçim atmosferinde insanlar birbirlerini kırıyorlar, döküyorlar ya. Söylemek istediğim şey var mı bununla alakalı? Ya ne yapsınlar da kırmasınlar birbirlerini yani. Niye kırıyorlar canım? Yaşam var kan diyeyim ben de. Yaşam var değil mi? Yaşam var. Yaşamasını istiyorsan kırma. Dökme. Canın cıtma. Canın cıtma. Tamam. Eyvallah, eyvallah İsmail amcam. Senin de var değil mi torun tombalak? Çok. Onlardan aday var mı? Bu köyde 5 tane var. Şimdi hangi adaya, nereye çatacağımı bilemedi var, şimdi. Var, o var ya. Ondan geri. O adaylarla konuşacağım ben. Onların hepsiyle konuşacağım. Onların hepsi burada. Onlarla yorum yapacağım da senin oğlan var mı yani bu adayların içinde? Oğlan falan yok değil yok, mi? Yok, yok. Ha, senin de muhtar adayı yok şu anda yani. Yok. Daha yeni sordum ya şu acayip Mikael bir bıyık. Mikael amca bıyık, acayip bir bıyığı var ya onun. Ona sordum ya, sana da sorayım mı aynı soruyu? Sor. Azrail gelse. Almaya geldim. Senin mi, annemin mi canını alacağım, hangisini istersin diye sana sorsa. Sen ne dersin? Ya ilk önce kendin öl. Hanım öldü müydüm, sen de öldün sen. Oh. Hanım hanım. Evet, buraya acayip bir müzik koymamız lazım. Vallahi. Hadi. Harikaydı, evet. Hanım, hanım başka, hanımsız yaşamak tehlikeli ya. Olsa delesine çaresiz işi. Duy bir duy Mikail amca, duyuyor mu? Ha işte bak, laf böyle edilir. Adam şair, şair. Duygu, edebiyat, her şey var adamda. Vallahi helal olsun, iyi lafta. Şimdi burada abi hepimizden büyük. Hanım yok. Yaşasa da hastalanıyor, duruyor işte bak. Dadı yok, tuzu yok. Senin yani var değil mi hanım? Var. Annem yaşıyor yani. Var var. Yaşıyor, sıkıntı yok. Yok. Sağlığı da Allah, yerinde. Allah'a şükür iyi. Dövüşmüyorsunuz da? Yok yok, ne öyle dövüştüğünden geri. Bu saatte sonra dövüşülür mü diye. Dövüşülmez. Şimdi en büyüğümüz amcam. Amca. 86 mıydı amca? Evet. 80. Senin kaç kaç? 80. 80. O zaman sen Mikail amcamdan biraz daha büyüksün o zaman. Büyüğüm. Öyle ise, öyle değil mi? Öyle. Abi. Büyük. Ha, maşallah. Mikail amca da herkes tanıyor arkadaş ya. Olmaz ki böyle. Evet, İsmail amcamıza teşekkür ediyoruz. Sana amca mı diyeyim, abi mi diyeyim, dayı mı diyeyim, ne diyeceğim de şaşırdım. Gepe genç durun sen ya. Ne istersen onu de kardeşim. Hoş geldiniz köyümüze. Hoş bulduk. O zaman şöyle yapayım ben. Dimeden önce, senin yaş kaç? 69. 69. Abi. Abi diyelim o zaman. Tamam, seni gençleştirelim, onlar ihtiyar zaten boşver. Abi, 69 yaşındasın. Saçların apak, kendin apaksın. Hayırdır ya sen... Öbür taraftan gelme falan bir adam değilsin değil mi? Yok. Şöyle, şöyle öyle bir şey, öyle bir şey yok ya. Ayaktayız. Ayaktayız. Eyvallah, ismin neydi abi? Bayram Erşahin. Bayram Erşahin. Evet. Bayram abi sen buralı mısın? Buralıyım. Allah Allah, Erşahinler ağırlık çoğuluk köyünde duyarım da ondan dolayı. Acaba onlarla var mı bir akrabalık? Onda akrabalığımız yok. Akrabalık yok. Tanıdıklarımız var, akrabalık. Ama sen buralısın değil mi? Ben buralıyım. 40 senedir yurt dışındaydım. Emekli olduk, Fransa'dayım. Son 4-5 senedir çoğunluğu burada kalıyoruz. Senede bir ay gidip geliyoruz. Onun haricinde köyümüzde, bir de Konya'da kalıyoruz. Ha, sen gidip geliyorsun şu anda. Gurbetçiyiz diyelim. Burada evim var. Bitirdik, var. Evimiz var. Tarla tapan var mı? Çalışıyor yok, mu? Yok, geziyor o, mu? Geziyoruz. O işimiz yok. Kahvede oturuyorsun, çay içiyorsun öyle mi? Kahveye gideriz, camiye gideriz fırsat buldukça. İşte toplumlara katılmaya uğraşırız. Abimizin biri öyle derdi. Evet, bu. Namaz, niyaz, boğaz derdi. Heh, o aynen, hesap mı sevgili? Aynen bildiğim. Aynen. Eyvallah, eyvallah. Çok sizin güzel. Söylemek istediğiniz bir şey var mı abi? Bir şey yok. Geleceği olan seçimler herkese hayırlı olsun. İnşallah. Kim hayırlıysa muhtarımız da olsun. İnşallah. Aynen. Şimdi üçünü inşallah de dövüştü. Belediye başkanımız da kazandıracağız bu sene Karaman'dan. Recep Serçeli. İnşallah. Aa, öyle de destek olur. Recep hocam. Recep hocam. Ama işte tanıdıkları söylüyoruz. Recep hocam buralı mı? Tabi. Ana.
Recep Andırma'nın köyü. O zaman buradan ona selam edelim inşallah. Ha, buradan da selam edelim. Selam edelim. Allah kolaylıklar versin. Seçim zor iş ya. Tanıdıklara da buradan gönderiyoruz. Elimizden geldiği kadar tabii, haberi, bilgiyi, onu verin diye. İşte bu reklama giriyor ya. O şey ücretini almam lazım benim. Veririz ya. Veririz. Allah razı olsun. Veririz, Allah razı olsun. Olacaksın. Sağ olun. Evet, buradan Recep hocamıza da, Recep Sertçelik başkanımıza diyelim artık, aday kendisi, yolunda başarılar diliyoruz. Efendim İnşallah, dedik ya başta da söylemiştik hani seçim zor. Hani birbirini kırmadan dökmeden nasıl başarabiliriz bu işi, ona bakmak lazım. Artık bu noktada bizim milletimize çok iş düşüyor. Bakalım neler olacak. Evet ya, muhtar adayları burada mı hepsi? Buraya da alalım mı? Buraya alalım o zaman, ondan sonra muhtar adayı. En son muhtar adaylarını alalım. Tamam. Abi siz de sağ olun inşallah. O saf duygularla hayal edip çizdik. Evimizin kapısını, penceresini. Şimdi hayallerimizi hayata geçiriyoruz. Yılların verdiği uzmanlık bize kaliteyi ve sağlamlığı öğretti. Karaman'ın markası olan Dülger Yapı, yurt dışındaki gurbetçilerimizin de tercihi haline geldi. Gelin bir kahvemizi için Dülger Yapı'yı yakından tanıyın. Markası olan Evcen Mobilya'nın yeni ürünleri sizleri bekliyor. Salon takımları, oturma grupları, yatak odası, genç odası ve çocuk odasına kadar aradığınız her şey Evcen Mobilya'da. Evcen Mobilya'nın Kasım indirimlerini kaçırmayın. Abi senin şapka çok güzelmiş ya.
Buna kalpak mı diyorlar? Ne diyorlar? Bu bizim özümüz diyelim. Özümüz. Evet. Nereden mesela? Özbekistan'da. Özbekistan. Hı. Var mı Özbekistan olayı? Yani oradan ziyaret kökten, ettim. Kökten var mı? Kök geliyor kök mu oradan? Yok ama ecdadımız oradan geldi o apayrı, diye. O apayrı. Onu zaten biliyoruz. Ondan yana sıkıntı yok. Evet. Evet hepsi bizim efendim. Kırgızı da bizim, Özbeği de bizim, Azerisi de bizim, burası da bizim. Her yer bizim inşallah. Doğru. İnşallah. Ama sana çok feci yakışmış abi. Teşekkür ederim. Filmde sizin, falan oynuyor musunuz? O sizin güzel görüşünüz. Eyvallah, eyvallah. Filmlerde falan oynuyor musunuz? Sadece otoban sokaklarında geziyorum ve mutlu oluyorum. O zaman bir kamera alın, çekin madem filmde oynamış olursunuz. Çekiyorum. Yani. Yakışır yani de onun için diyorum yani. İsim neydi abi? İsmail Uluçay. İsmail Uluçay. Evet. İsmail abi sen de buralısın. Buralıyım. Doğma büyüme mi diyelim artık? Doğma büyüme buralıyım. Askerden sonra yurt dışına gittim. Orada emekli oldum geldim. Evet, yurt dışına nerede kaldınız? Fransa'dayım. Fransa'da. Burası ağırlık Fransa'ya mı gitmiş o zaman? Evet. Çünkü köy köy değişiyor bu. Kimisi Almanya'da ağırlık var. Kimisi şeyde ağırlık, Hollanda'da ağırlık. Belçika'da olan var. İlk gidenlerimiz nereye gitmişse herkes buradan kalkan onların yanına misafir gittiler. Ha, orada ya orada yerleştirir, kaldırır. Evet. Evet. Bizimki de öyle oldu. Tabii ekmek davası için bir yerlere gidiliyor, tamam, geliniyor. Tamam. İsmail abi söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Benim söylemek istediğim, düzgün bir gençlik istiyorum. Ahlaklı ve edepli gençlik istiyorum. O gençliği yapabilmek adına da bizlere benim, çok görev düşüyor. Ben şahsım olarak bunun hepsine hazırım. Ama yani, ahlaklı, edepli, düzgün gençlik istiyorum. İnşallah hayırlısı. Tabii, benim Rabbimden dileğim budur. Amin diyelim. Biz bu duaya amin deriz. Başka bir şey demeyiz. Gençlerimize tabii dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz ama zor iş. Şimdi biraz da hocamdan dinleyelim. Aslında gençlerin içinde en çok bulunan hocam. Şuayb hocam. Biraz da ona mikrofon vereyim ben. Şöyle oturun oturun. Şöyle hemen çekeyim ben. Hocam merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. İyiyim, sağ olun. Köyümde geldiğim zaman çok daha iyi oluyorum. Yok zaten fark ettim hocam. Biz beraber geldik hocamla efendim. Aynı araçta geldik. Hocam ilk arabaya bindiğinde şöyle gözleri falan gidikti, çöküktü. Korktum acaba bir şey mi olacak bu adama diye. Ama köyüne gelince bu adam ayrı bir canlandı. Ayrı evet. Bir canlandı. Keyif evet. Oldum hocam ya. Keyif oldum. Canlandırıyor. Çocukluk arkadaşım İsmail Bey'in de dediği gibi o da köye gelince canlanıyor aslında. Belli zaten gepe genç olmuş köye gelince. Evet çok daha şehirde yurt dışında yaşama imkanı varken köyünü tercih ediyor. Köy bizi canlandırıyor. Ne güzel ne güzel. Hocam daha önce İsmail abim bir şeyler söyledi gençlikle alakalı ama bu gençlerin içinde en çok bulunanlardan bir tanesi sensin. Birçok okulda müdürlükler yaptın, öğretmenlikler yaptın. Hayatın bir dolu dizgin geçti senin, yoğun geçti. Bununla alakalı ne yapılarsa bu gençler daha böyle güzel yerlere gelmiş olur ve daha güzel ahlaklı sahipli olmuş olur. Evet, ne yapılabilir sorusunu 32 yıl öğretmenlik yaşantımda, idarecilik yaşantımda hep bunu düşündüm. Ne yapılabilir? Ne yapmamız gerekir ki gençliğimiz, geleceğimiz daha olumluya gitsin, daha şey yapsın, güzel olsun. Geçmişle geleceği harmanlayacak bir sistem lazım. Yani geçmişten kopmadan, geçmişi unutmadan, geçmişi reddetmeden, onu yatsımadan ama sürekli geleceğe bakarak bir gençlik oluşturmak lazım. Bunu oluşturabiliyor muyuz? Evet tartışmalı. Bu görüşlere göre değişiyor. Kimisi çok şey buluyor. Ben zaman zaman umudum kırıldığı yerler de oluyor. Ama kesinlikle şundan eminim ki Türk gençliği inşallah Türkiye'yi en güzel yerlere taşıyacak kapasitededir. Görüyorsunuz bunların hepsini. Evet güzel bir kalabalık da var evet, burada ayrıca. Evet, gençler çok. Bununla bütün eksiğimize rağmen, yanlışlarımıza rağmen ben inanıyorum ki bu gençlik Türkiye'yi daha güzel günlere götürecek. İnşallah. İnşallah. Geçmişiyle bağını koparmadan. Bak ben doğma büyüme, dedem, büyük dedem de doğma büyüme bu köylü. Ben bu köye gelince huzur buluyorum, rahat buluyorum. Demek ki geçmişim beni hayata bağlıyor. Evet. Geçmişi kopardığım anda benim hayatım da bitmiş olacak. O yüzden geçmişten kopmadan ama geleceği, bilimi, teknolojiyi kullanarak bu gençlik Türkiye'yi
en güzel yerlere getirecektir diye umuyorum. İnşallah. Biz de onlara sonsuz destek veriyoruz inşallah. Evet, burada gençler baya baya bir çok. Son olarak evet hocam. Kanalınıza, bize gösterdiğiniz, bu köye gösterdiğiniz ilgi için kanalınıza çok teşekkür ediyorum. Eyvallah hocam. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Hocam Allah razı olsun. Sizler de bizlere yoldaşlık yaptınız. Vallahi hakikaten keyifli bir insansınız. Sağ olun. Ben sizi Simay'ın öncesinden de biliyordum zaten ama burada daha da sıkılaşmış oldu inşallah. Burada daha da sıkılaşmış oldu. Evet, burada masada oturanlar da var. Evet Enver abi, muhtarları şimdi değil, daha biraz da gençlerle konuşmak istiyorum ben. Şöyle gençlere bir bakayım ben. Hep ihtiyarla konuşursak bu sefer gençlerdir ki hep ihtiyarları konuşturuyorsun der. Şöyle gençler, ben bulurum sıkıntı yok. Sen niye kaçıyorsun abi, gel. Gel. Şu abimizi bir çeker misin? Bu abimiz, bak şu genç diyor bana. Şu genç şöyle tutuyor. Gel abi sen de gel. Bu kendini sıyırmaya uğraşıyor. Sıyırmaya uğraştı, yakalandı ama. Yakalandı. Değil mi abi? Yakalandı. Abisi neydi? Sinan. Allah, Sinan Sertçelik. Sinan Sertçelik. Evet. Başkanımızla bir akrabalık var değil mi? Abi sen nereye kaçtın? Gel sana. Ben de konuşayım, ondan konuşayım. Yok gel ya. Yanında sen. Yanında dursun o. Ya kalabalık duralım da kamerada çok gözüksün. Kamerada çok gözüksün. İsim neydi abi? Ali Doğan. Şimdi siz yakın arkadaşsınız herhalde, evet. Anladın mı? Aynı köylüsünüz. Evet. Doğru değil mi? Buralısınız yani, ortobalısınız. Dövüşüyor musunuz siz? Yok, gençlikte hayır. Falan çocukta dövüşmediniz mi? Bu benden biraz korkardı. Korkardı. Yalan söyledi. Ben bundan büyüğüm. Hep saygı duydu bana. Ama korkardı diyor. Yok. Orada kaçırıyor. Orada kaçırıyor. Hakikaten kork. Mavram yapalım. Hiçbirimizden korkmadık. Evet. Sana da soracağım, dur bekle. Hemen soracağım sana da. Sizin arkadaşlığınız güzel yani. Güzel, evet. Köy olarak bizim bir sıkıntımız yok. Burada yaşıyorsunuz evet, değil mi? Evet, karavana gidip gelme falan yok değil yok, mi? Yok. Ha yok. Yani bir işimiz olursa gidiyoruz. Yok yani şey, evler burada yani, ev burada. Şeyim. Ama ne güzel ya, ben bu ortopada vallahi hakikaten çok genç görüyorum ya, çok keyif alıyorum ya. Ya yaş ortalama 25-30 var mı şu anda? Bak gençliğimiz çok da hepsi bekar. Tek sıkıntı o. Evet. Burada bir ızdırap duyalım. Bir olay var burada. Evet. Gençler bekar efendim. Ortobada gençler bekar. Bekar çok mu burada? 30 kadar var. 30 kadar bekar. Şu bulunan gençlerin hepsi bekar mı yoksa? Hepsi bekar. Hepsi bekar. Abo. Evet, burada bekar çok. Tarla tapanlar var mı gençlerin? Yani arka kalın mı yani? Dedelerin şimdi? Babalarından kalma var yani. Hepsi çiftçiliğine uğraşıyor yani, bir şey ya, yok. Para var mı? Para onu sorar. Var. Para çok. Para çok değil mi? Para bak çok. Duydunuz. Para da çok. Bekar da çok burada. Evlenecek iyi huylu değil mi? İyi huylu kızlarımızı artık şey yaparız efendim. Haberleşiriz. Burada Enver abimgil var. Şuayb hocam var. Tanıdığımız, bildiğimiz abilerimiz var gördüğünüz gibi. Bunlarla iletişim kurabilirsiniz. Sizler de yardımcı olursunuz değil mi yani? Evet. Bunu da söyledik. Başka bir şey söyleyeceğiz mi? Anons var mı? Bu kadar. Teşekkür ederiz. Köyümüzü tanıttığınız için. Eyvallah. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Başkanımız da bu yolda başarılı olur. İnşallah. Hayırlısı diyelim. Hayırlısı. Onun hakkında hayırlısı olsun. Bir de şu gençlerin arasına gireyim. Evet. Kaçmayın bir yere. Vallahi kaçmayın. Ama önce bu şu görmüş. Bir bak. Ne yapan sen? Adın ne senin? Huzeyfe. Huzeyfe. Doğru mu? Sen ne kadar yakışıklısın böyle ya. Maşallah Huzeyfe. Okuyor musun sen? Evet. Nerede okuyor? Tıbbımızı çok seviyorum. Ne yapıyorsun? Tıbbımızı çok seviyorum. Oo, çok seviyorsun. Oo, şöyle Huzeyfe'ye kocaman. Şöyle. Evet Huzeyfe, söylemek istediğin bir şey var mı? Evet. Ne var? Ben okuldan geliyordum. Okuldan geliyordum. Evet. Evet. Sonra ne çıktı biliyor musun? Ne çıktı bilmiyorum. Yavru köpek. Ne, yavru köpek çıktı. Evet. Ne yaptın yavru köpeğe? Yok, hiç bir şey yapmadım. Dövmedim hiç. Dövme zaten. Alıp sevmedin mi onu? Ekmek vermedin mi ona yavru köpeğe? Sonra benim elimde cebimde bir peçete de var. Ekmek yok. Abo, yavru köpek açsa ne yapacağız? Sonra evde bir ekmek alayım. Yavru tüpe, sonra benim yavru tüpe besin, tamam mı? Tamam, gidelim mi şimdi yavru köpeğe? Evet. Oo, evet, Huzeyfe teşekkür ediyoruz sana.
Tamam. Tamam mı? Anlaştık mı? Kendine dikkat et, tamam mı? Tamam. Çok yakışıklısın sen, maşallah. Evet gençler, şurada. Hakikaten nereye gittim adamları? Hani? Hadi geldim. Şöyle selamun aleyküm gençler. Aleyküm selam. Nasılsınız? İyiyiz abi, siz nasılsınız? İyi, iyi. Bekar mısın? Bekarım abi. Sen de bekarsın. Bekarım. Sen? Bekarım, bekarım. Sen zaten bekarsın ya. Yok ama 3 tane değildik, 13 tane falan vardı ya. Kaçtılar değil mi? Ben biliyorum ya. Kaçacaklarını tahmin ettim zaten de. Yapacak bir şey yok. Abi yaş kaç? 20 abi. Askere gideceğim Allah'ın izniyle. 2 ay sonra. Çıktı mı? Belli mi yer? Belli belli. Kayseri. 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 Komando var orada. Komando, hava indirme. Oo maşallah maşallah. Vatan size minnettar diyeceğiz yani. Evet, öleceksiniz. İnşallah inşallah. Allah'ım hayırlı tezkereler versin. Sen de paralı gidenlerden misin, parasız gidenlerden misin? Yok biz parasız gidiyoruz abi. Parasız. Vatan görevini yapıp geleceğiz. Ha, biz iyisini yapıp geleceğiz. İyisini yapıp geleceğiz. Ha. Çünkü paralı gidenlere ben askerlik paralı yaptım. Giden, tamam paralı giden tamam anlamda. Burada kot askerlik yaptım. Evet, kot askerlik yaptım. Gel. Senin adın ne? Abdullah Çimen. Sen paralı mı gittin? Paralı gittim. Ya şimdi paralı giden adamla parasız giden adamın askerli bir olabilir mi sence? Abdullah. Vallahi ben o kadar bilmiyorum da gidilecek, görülecek bir yer değil. Nerede yaptın? Isparta'da yaptım. Evet, senin adına üzüldüm. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun hakikaten. Isparta'da tehlikeli yer ya. Vallahi tehlikeli yer. Adamı yoyarlar orada vallahi. 26 gün komando diye bağırdık. İyi iyi. Ama seslerin oturmuş yani. Yerine gelmiş bağıra bağıra. Ama şimdi şu adamla senin yaptığın askerlik bir olabilir mi Abdullah? Ses sen cevap. Farklı. Farklı. Şimdi ben onu anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki, tabii ki paralı askere gidenlerin işlerinden, güçlerinden veyahut da yapması gereken durumlardan dolayı askere gidiyordur. Biz bunu zaten hoş görüyoruz. Hoşgörüsüzlük yapmıyoruz burada zaten. Öyle bir durum yok ama ben hakikaten askerlik görevini yapmış insanları başımın tacı olarak gezdiriyorum. O yüzden sana teşekkür ediyorum. Senin isim neydi? Mikail. Mikail, Mikail. Araya mı teşekkür? Sana apayrı, sana apayrı teşekkür ediyorum yakışıklı olduğun için. Evet, sen de bekarsın değil mi? Yok, ben nişanlandım. Ha, sen tamam boş diyorsun yani. Diyelim ki Allah'a emanet, tamam. Ne zaman düğün? 8. ayda. Yani. 8. ayda, iyi inşallah, hayırlısı buyurun, olsun. Buyurun gelin inşallah. İnşallah, geliriz geliriz. Senin adın neydi yakışıklı? Ömer Ali abi. Ömer Ali. Konuksever. Ömer Ali Konuksever. Konuksever, ne? Evet. Konuksever. Neyle? Konuk. Seven. Seven. Ha, sever değil, seven. Evet. Evet. Sen gidiyor mu askere? Sende de var mı öyle bir şey? Yok, benim daha 18 yaşındayım ben. Sen çocuğumsun ha. Bir de bekarım diyorsun bana ya. Zaten bekar olman lazım. Senin daha çocuksun, hiç yok, hiç yok ya. Sen? Benim çocuğum abi. 16 yaşındayım ben. Sağ olun, Allah razı olsun. Kendinize dikkat edin o zaman. Burada hani bir bekar çok dedilerdi. Kaçtılar. Vallahi beni kandırdınız ha. Beni kandırdınız. Hepsi dağıldı. İyi bakalım. Hayırlısı olsun. Tabii Rabbim gençlerimize hayırlı işler nasip etsin. Hem kız çocuklarımıza hem erkek çocuklarımıza hayırlı işler nasip etsin. Ortobadayız efendim. Gezmelere devam ediyoruz. Bir 5 dakika şöyle bir dinlenelim. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, ben buraya niye oturdum? Neden oturdum? Niye burada karton bardaklar var bilmiyorum ben tabii onları. Ama bizim bildiğimiz bir şey var ki burada güzel bir kardeşim var benim. Ad Eyüp. Eyüp Doğan. Eyüp Doğan. Yakışıklı, karizmatik. Tabii tabii. Yani, tabii bak öyle de böyle mütevazıyız ya. Çok mütevazıyız ya. Bildiğin gibi değil. Bildiğin gibi değil. Eyüp ne iş yapıyoruz? Çiftçiyiz hocam ya. Çiftçilik yapıyoruz. Ben köyde herkes diyor ki bu adamın sesi çok iyi diyorlar. Harcadılar ama yapacak bir şey yok. Harcadılar mı? Köylüler mi harcadı seni? Hepsi harcadı. Hepsi harcadı. Yani itirazın var mı diyeceksin? Ne diyeceksin şimdi yani? Olabilir ya. Eyvallah. Ama köylüler seni çok seviyor ya. Seviyorlar yani. Severler. O zaman şöyle yapalım Eyüp. Şöyle güzel bir artık türkü mü okuyacaksın? Şarkı mı okuyacaksın? Mali sanatçı sesi söylerim. Öyle. Belki de duymamışsındır parçayı bilmiyorum. Yani. Bir duyalım o zaman. Duymadıysak duymuş oluruz. Hadi bakalım. Biz onun zaten montajlı efektlerini ayarlarız. Sen rahat ol. Sağım hasret, solum keder. Çıkmayan bir dara düştüm. Gönlüm perdem feryat eder. Sönmeyen bir dara düştüm. Gönlüm perdem feryat eder. Sönmeyen bir dara düştüm. Ey sevdiğim gel yalvartma. Çare sende bende değil.
tarif etmek kolay değil. Bilinmez bir derde düştüm. Tarif etmek kolay değil. Sönmeyen bir dara düştüm. Üzerime dert savuran, aşk içinde oldum ziyan. Can içimde canga vuran, sönmeyen bir yara düştüm. Bilinmez bir derde düştüm. Senin genç kalmayın sebebi belliymiş, senin genç kalmayın sebebi. Derdi bu adam çekiyor, keyfini sen sürüyorsun vallahi. Vallahi. Çabalıyoruz da gidelim. Adam ciğerimi yaktı benim ya, kendisi nasıl yanardır Allah bilir ha. O zaman o kız bulalım. Oradan kız bulacağız, tabii kız da bulacağız. Abi sen bekarsın. Bekarsın. Sevdalık var mı sende? Yok. Ama bu kadar ciğerden okunmaz bu ya. Ben de acıma hususu ya da sevgi hususu şeyi bulamaz. Ama söylerim yani. Ya ne bileyim ben ama o, hakikaten güzel okudun ya. O partnerini bulamaz. Daha sağlam olurdu diyorsun ha. Daha sağlam olurdu. Daha sağlam olurdu. O zaman bir sağlamlaştıralım mı bunu? Sağlamlaştıralım. Bir taneyle daha şöyle süsleyelim inşallah. Eyüp kardeşim benim. Oyna bas söyleyelim o zaman. Hadi bir tane de eğlendirelim ya. Oyna bas söylemeyelim tamam. Ne söyleyeceksin ya bilmem, ben sana bıraktım. Evet, Eyüp'ten bir tane daha dinliyoruz şimdi. Bugün hasret yarına hasret, neredesin neredesin? Bugün hasret yarına hasret, neredesin neredesin? Kim bilir hangi memleket, aranmayan yerde misin, ulaşılmaz yerde misin? Kim bilir hangi memleket, dönülmeyen yerde misin, gidilmeyen yerde misin? Kullar içimde hıyan var, neredesin neredesin? Kim bilir hangi memleket, dönülmeyen yerde misin? Kim bilir hangi memleket, aranmayan yerde misin? Akşam olur düşer gaflet, çalar sazım neredesin? Akşam olur düşer gaflet, çalar sazım neredesin? Kim bilir hangi memleket, gidilmeyen yerde misin? Aranmayan yerde misin? Kim bilir hangi memleket, ulaşılmaz yerde misin? Evet, bu köyün adamları neden yaşlanmadığı belli. Çünkü 90 yaşındaki adamın bile genç hali iyi yani. Bence benden daha iyilerdi yani 90 yaşındaki. Öyle değil mi abi? Öyle abi. Aynen. Kesinlikle öyle. Değil mi? Bizim köyümüzün evet, deşesi, evet, birlik, beraberliği, küçük büyük birbirine saygı, sevgisi bambaşka. Evet. Biz bu ortamı... böyle de bir sanatçımız dışarı... var. Ya öyle bir kardeşimiz var. Her zaman bizi güldürüyor, neşelendiriyor. Ne mutlu. Bugün ağlattı biz ama ya. Yok onun öyle... Onun var ya neşesi biraz... kedere vurdu seni görünce. Ama velakin yolda gördüğü adamı güldüren bir adam. Yolda görsün, karşından gelsin, sırıdırsın. İster istemez güldürür seni. Böylelik var mı böyle var, durum?
Şakası, esprileri. Çok... Vardır. Hmm. Yok, çok mütevazı. Çok mütevazı canım. Onun farkındayım ben. Sıkıntı yok. Onun farkındayım. Bunlar hava tahminleri de süper yaparlar. Eniştem ile ben ikisi. Meteoroloji uzmanımız Şuayb abi. Vallahi mi? Eniştem evet. Olur. Şu anda bugün ne olur? Hava. O zaman soralım. Eyüp, hava ne olur bugün? Bundan vallahi sonrası bu saatte. Bugün bilgi vermedi abi ya. Bugün bilgi verme. Bugün bilgi gelmedi mi yani abi? Evet, yok, hocam bilgi vermedi. Ha, hocam bilgi. Eyvallah. Yedem uzmanı kimi dizi? Dünyamı sürmeliyle. Evet. Evet. İnşallah, inşallah. Evet, bir de şurada bu köyün mafyasıyla konuşalım. Otur otur Mehmet Ali abi, nereye kalkan? Ya, bize... ya benim şimdi elimde kamera var ya, bana yanlış yapamam nasıl olsa. Yok, çekiyorlar ya, çünkü. Onu yapmam da. Evet, Bayram abi de otursun şöyle. Gel abi. Tabii birbirinden yakışıklı iki tane adam. Birinin saçları, sakalı var. Birinin de sadece bıyığı var. Gerisi yok zaten. Evet, gerisi yok. Evet. Abi, ben öyle dedim tabii de bizimki Latife ya. Evet. Ama hakikaten karizman yerinde. Vallahi ben ne diyeyim? Bu bir Allah'ın sen evliymişsin. Yani. Sen evliymişsin. Evet. Ha, evli yani. Kendisi de evli. Onu da söyleyelim evet, de sonrasında bir şey çıkmasın. Evli, problem evli. Çıkmasın. Evli. Üç çocuğum var. Üç çocuk var. Evet. Bir işte askere gidecek. Askere gidecek. Sonra. Zaten Mikail'le görüştük. Evet. Allah'ım yolunu bahtını açık eylesin inşallah. Esas siz benimle değil de benim ortancalı olanla konuşsanız daha iyi olurdu yani. Ya seninle konuşacağız biz. Onunla da konuşuruz. Sıkıntı yok. Vaktimiz bol. Genel olarak hepsini anladık. Sıkıntı yok. Yani. Vaktimiz bol. Sen de burada yaşıyorsun Mehmet Ali abi. Burada yaşıyorum. Köydeyim. Buradasın. Sen yurt dışına gitme gelme yaşadın mı hiç? Yok, yaşamadım. Yaşamadın. Sen sürekli buradasın. Evet, sürekli tarla tapan var senin. Var. Evet var. Kaç dönüm? Var bir 60-70 dönüm tarlam var. Vardır yani. 60 dönüm. 70 dönüm. Vardır. Ha. Evet. Ya yok. Ya çok fazla bir şey yok diyenleri duydum. 200 dönüm çıktı da ondan dolayı sonra 60 dönüm 70 dönüm diye ondan dolayı. Ya bize sıkıntı yok. Abartacak bir durum yok. Gerçek neyse o bizdeki yani. Eyvallah abi eyvallah. Allah size sağlık saat sağ versin. Evet. Burada biz fotoğraf çekiniyoruz efendim. Tamam bitti mi fotoğraf çekme işlemi? Evet şu anda önce Enver abiden başlayalım. Kimden başlayalım? Yaş olarak en büyüğümüz. O zaman abimden başlayalım. En büyükten başlayalım. En büyükten başlayalım. Abi burada kaç tane aday var? Burada 5 tane adayımız var. Şu an için 3'ü burada. 3'ü burada. Geri kalanı? Geri kalanı yok şu an için burada. Yok. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Senin ismin neydi abi? Mevlüt Aslan. Mevlüt Aslan. Evet. Sen buraya muhtar oldun Mevlüt abi. Yarın seçtiler seni muhtar oldun. Ne yapacaksın bu köye? Allah azim verirse. Bak sözü iyi bir bak ha. Bu köye bizim amacımız hizmet için geliyoruz. Hizmet. Hizmet. Başka bir şey değil. Hizmet aşkıyla geliyoruz. Ne yapacağız? İnşallah. Hizmet ne yapacağız? Her şeyi yapacağız. Her şeyi. Her şeyi. Arkadaş kardeşlerimizin ne istediğini, köyümüzün estiklerimiz var. Onları tamamlamamızı, gençlerimiz bekar. Onları elimizden geleni, tarlasını, arsasını, evini, evlenme şeyini, anladın mı? Elimizden gelen, önümüzdeki gördüğümüz her şeyi elimizden geldikçe şunu vereceğiz demiyorum bak. O gün Allah azim verse göreve geldiğimiz zaman hep birlikte halkımızla birlikte, gençlerimizle birlikte ne yapılacaksa kararımızı vereceğiz, yolumuza devam edeceğiz. İnşallah. Hayırlısı Allah azim verse. Ama ben ne diyorum biliyor musun? Senin hakkında hayırlısıysa olsun. Amin. 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 Amin kardeşim. Yani bak burada. Gönlünüz güzel insanlarsınız. Amin. Yani hakikaten. Amin. Güzelsiniz. Burada, her şeyle güzelsiniz. Birbirinizi kırmadan, dökmeden en güzel şekilde bitiriyor. Hayır. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz beraberiz biz. Hepimiz biriz. Biz hepimiz buradayız. Bu bir bayrak yarışıdır. Olabilir, kardeşim alabilir, o kardeşim alabilir. Bunda hiç kimse küsme, darılmaca yok. Her şey tabii. Ona da, alana da başarılar diyeceğiz ve desteğimiz de olacağız. İnşallah. İnşallah alana da başarılar deyip ona da desteğimiz olup bu köy bizim köyümüz. Bu vatan bizim vatanımız. Bu bayrak bizim bayrağımız. Aynen. Anladım. Ama yani, şunu söyleyeyim. Muhtar olmasanız da hizmet edin bu insanlara. Abi. Muhakkak. Ha. Ne dedim? Bayrağı alan kardeşimize her zaman yanında İnşallah. Görev alıp elimizden geldiği kadar onu daha ileriye, daha şeylere bizim üstümüz taş üstüne taş koymak. Taş yıkmak değil. Var ol ya Mevlüt abi hakikaten. Anladım. Size de şurada söyleyeyim. Hele hoş geldiniz. Hoş bulduk Mevlüt bizleri abi. Şeref verdiniz. Allah sağ olun. Gerçekten şu imkanları bize verdiğiniz için size ayrı ayrı teşekkür ederim. Halkım için. Ve burada emeğe geçen bütün arkadaşlarıma bütün bayan annelerime, bacılarıma, kardeşlerime, burada babama, anneme demiş bütün herkeslere çok çok teşekkür ederim. Eyvallah. Kendi adıma.
Ellerine 1000 sağlık olsunlar. Gerçekten çok güzel oldu. Duyguladım yani. Eyvallah. Demek ki böyle bir misafirlerimizi ağırlamak bize ne güzel oluyor. Eyvallah. Çok mutlu sağ olun. Teşekkür ederim. Size sağ olun. Ve burada gerçekten kardeşlerime de hayırlı kim olursa o gelsin. Burada bir de genç muhtar adayımız var. Yaş kaç abi senin? 42. 42. Sen benimle yaşıtmışsın. Evet. O zaman sana başarılar. Aynı teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Eyvallah. İsim neydi abi? İsmim Mehmet Kılınç. Orta Oba köyünde ikamet ediyorum. Orta Oba köyü muhtar adayız inşallah. Nasip olursa birimiz muhtar olacak. İnşallah. Hayırlısı. Senin evet. Vaatlerin ne? Şimdi bizim vaatlerimiz şöyle. Yani var mı düşündüğünüz bir şeyler? Yani devletimizin, devletimizin bize tanıdığı imkanları biz de köylümüze yansıtacağız. Köyümüze yansıtacağız. Eşimize, dostumuza, akrabamıza değil de köyümüze yansıtacağız. İnşallah. Özellikle inşallah. Burayı vurguluyorum. Köyün bütün ihtiyaçlarına elimizden geldiği kadar ilgileneceğiz. Ama tabii bu elimizden geldiği kadar, bütçemizin el verdiği kadar olmayacak bir vaadi verip de o gün mahcup duruma çıkmayalım. Sonuçta tabii. Bizimle bağlı olduğumuz bir yer var. Özel idare eden devletimizden bitecek yerlerimiz, valilikten. Yani. Devletimiz bize ne imkan sağlarsa biz de onu köyümüze yansıtacağız inşallah. İnşallah, inşallah Rabbim başarılar versin. Amin, yani hakikaten amin. Biriniz için söylemiyorum. Hanginiz kazanırsa kazansın. Evet. Kazanana destek verip buna tabii, devam tabii. edeceksiniz yani. Biz de kesinlikle bir gönül kırgınlığı, küskünlük, bir kavga, ötemeri hiçbir şey yok. Biz tamamen doğal, uygar bir şekilde yarışa gireceğiz. Hangimiz kazanırsa o gün onu tebrik edip evimize geleceğiz Allah nasip eyvallah. Olursa. Allah razı olsun abi. Teşekkür Rabbim ederim. Başarı versin inşallah. Amin. Amin. Bir de inşallah. Solunda damat var. Pardon muhtar adayı. evet abi. Emir abi muhtar adaylarımızla tanıştık biz. Evet. Hakikaten de güzel insanlar. Zaten buranın insanlar güzel insanlar. Şimdi benim sana sormak istediğim şu muhtarlıkla alakalı bir şey sormayacağım şimdi. Bu organizasyonu kim yaptı? Yani kim el ele verdi veyahut da nasıl oldu? Nedir? Ya ben Bayram abiyle bildirdi. Ben de arkadaşlarım muhtarım Mölde abiye, Mehmet işte çevredeki komşuları organize ettik. Dediler bir şey yapalım diye. Güzel bir şekilde organize ettik. Yani bu vesile olarak da Recep hocam, Bayram abi sundular. Köyümüzü bir tanıtalım dediler. Biz de olumlu gördük. Şimdi bu köyü tanıtmak marka kazanacak yani. Tabii, marka tabii. kazanacak. Sizin sayenizde. Allah razı olsun. Sizin sayenizde marka kazanacak. Eyvallah. İnşallah daha güzel ben geçersem daha bir şeyde muhtar ona geleceğim daha. Daha dur dur. Ve damat dedim mi? Damatlıkla bir alakası yok. Benim, adam muhtar aday. Bildiğim muhtar aday yani. Benim gibi aşağı yukarı işim olmadığı için benim oğlanlar görür, çocuklar görür. Evet. Aşağı yukarı bele gezerim yani. Şey yok. Sen genelde hep böylesin. Genelde gezerim. Çalışma yok bende. Benim kolum. Ha sen çocuklara verdin. Çocuklara devrettim. Oh, yani ben kendim fazla çalışma şeyim yok. Şu anda çalışırsam da köy için yani işim yok. İşim olmadığı için sırf bu köy için. Anladın mı? Geleceğiz, odamızı açacağız. Muhtarlığı bir açık olacak saat mesela 9'da açacağız. 11'e kadar gençlerin içinde, toplumun içinde yani insanların belirli bir sürede istek ve arzuları duyacaksın. Tabii tabii. Yani. Mesela şey olur, insan her zaman sırrını açamaz ama muhtarlık açık oldu mu? Muhtarım durum böyle böyle sırrını tabii, açar. Tabii, bir durum iyi. Olur, anladın mı? Çok iyi. Odamız açık olacak. Yani hedeflerimiz var. Amaçlarım var. Mesela gençlik için bir güzel bir şeyler düşünüyorum. Şu anda 100 tane arsa ölçtürdüm. Bir arkadaş haritacı bir arkadaşım var. Köyün parselini saldım. 100 kişiye Allah nasip ederse bu köyde arsa vereceğim. Vallahi yani söz veriyorum. Yani kamera karşısında yani söz veriyorum. Bu arsa derken kaç metrekare var? 1600 metrekare. 1600 metrekare. Ev yapmalık mı olacak? Tabii tabii. Ev yapmalık. Ev yapmalık. Arsa, evet. 18 yaşını doldurmuş bütün gençlere arsa vereceğim. Evet. Mesela köy konağımız var. Onu tadilatı yapmam lazım. Ondan sonra fırın var. Onu tadilatını yapmam lazım. Düğün salonu dediler. İnşallah onu da söz veriyorum bak. Yapacağız. Hep birlikte devletten alabildiğimizi devletten alacağız. Alamadığımızı ben destek bulacağım diyorsun. Bulacağım yani. Bir sponsor bulacağım ya. Siz üçünüz de muhtar olsanız olmaz mı ya? Bir kişi olmasa da üç kişi. Abi yani gönülden isterim. Arkadaşlarımı da başarılar dilerim. İnşallah yani inşallah. Biz de kırgınlık olmaz. Yo, ama çok güzel projeler bunlar ya. Bir köy için yani, çok güzel yani. Var köyümde mesela bir Kur'an kursu var. 89 yıllarında mı yapılmış? Kur'an kursu diye yapılmış. Ama çok kötü bir halde şu anda. Orayı misafirhane açmayı planlıyorum. Mesela sosyal medyada bir paylaşım yaptım. Sosyal medyadan biri beni aradı. Enver odanın birini babamın annemin hayrına ben döşediğim dedi. Yani bu kadar da dışarıda benim yurt dışındaki vatandaşım inan ki o yardım yapacak insanlarım da var. Bugün kim olursa olsun birlik var bizde yani.
Maşallah. Anladın mı? Mesela şunu yapacağım dedi mi halkım gelir yani, ben inanıyorum. Ama sadece adaletli bir şekilde, adaletli bir şekilde olursak, anladın mı, halk gelir. Ama bir elinde imkanları kendine kullanırsan olmaz. O zaman sıkıntı. O olmaz yani. Anladın mı? O zaman sıkıntı. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Yani inşallah. Ama Enver abi, seni dinleyince var ya, ben de senin milletvekili adayı falan olacağını zannettim ya. Abi ben vallahi harikasın ya. Hakikaten çok iyi ya. Çok iyi ama ya, vallahi yani, çok. Ben elimde boş olduğu için ben siyasete de maşallah takımdan. İyisin iyisin. İnşallah hayırlısı olsun. Komşular bilir, arkadaşlarım bilir, hayırlısı, dostlarım hayırlısı, bilir. Hayırlısı. Yani biz, arkadaşlarım da kazansa yapılacak şeyleri, arkadaşlar ben yapacağım diye bir şey yok. Arkadaşım Mehmet geçti, ben Mölde abi geçti, başka arkadaş geçti. Yani bunlar yapılacak bir şey. Yapılabilir tabii. Boş canım, el boş ele verdikten sonra. Boş vaat değil bu. Yani el ele verdikten sonra. Boş vaat değil. Bunlar mühim şeyler de değil yani, hani çok yekün tutacak mevzular da değil yani. Yani yok bu öyle bir böyle şey. Böyle kalkıp inşallah 500 trilyon bir yani, yani, milyon yani, gelecek bunlar değil zaten yani. İnşallah hayırlısı. Öncelikle hayırlısı. Sana teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İnşallah benim Allah nasip ederse muhtarlığımda her yıl, bak her yıl planım. Mesela geçersem önümüzdeki aylar içinde 6. 7. ayda veya Hıdrellez günleri valiyi getirmeyi planlıyorum. İnşallah. Anladın mı? Hayallerim var yani. İnşallah. Şey değil, hayallerim var. Getireceğim, valiyi de getireceğim. Burada aynı şeyi yapacağız. Sizlerle köyümü daha iyi de yapalım, tanıtacağım. İnşallah. Ben iddia ediyorum Mehmet Bey. Dünyanın ortası Ortoba kardeşim. İsterseniz ölçün, anladın mı? Adıyla da müsemma. Ortoba ya, anladın mı? Dünyanın ortası, anladın mı? Ortoba köyü. Duyduk, ben bunu duyduk. İddia ediyorum. Kim paylaşırsa paylaşsın veya nereye gidecekse gelsin. Ölsünler yani, anladın mı? Ölsünler. Ortaba dünyanın ortası. Büyük hizmetler almak zorunda burası. Anladın mı? Kesinlikle. Kesinlikle. Ve arazi olarak da çok büyük araziler var. Var, arazimiz var. Arazi ha, maşallah. Var. Maşallah. Mesela daha bir kısım çiğ dağılacak, toprak dağılacak. İnşallah ay 28'den mahkememiz var. Sonuçlanırsa biraz daha gençlere tatem dağıtım oldu. Şey yapılır. Tekrar bir daha dağıtım i̇nşallah, olacak. İnşallah. İnşallah bizler sebep oluruz. Güzel bir şekilde köyümüzü birlik beraberlik. Ya ben şimdi şunu istiyorum yani. Anladın mı abiciğim? Eyvallah. Ortam, çok güzel. Çok şunu güzel. İstiyorum. İnşallah olur. İnşallah. Hepsine saygı sevgiler sunuyorum abicim, tamam mı? Allah sana Allah. Ayrıca teşekkür ediyorum. Eyvallah. Geldiğin için. Sağ olasın Emre abi. İnşallah hayırlı bir hayırlısı şey olsun. Vesile olur. Yani sizlerin hakkında diğer iki muhtar adayımızı da katarak söylüyorum ben. Burada olmayanlar için de söylüyorum. Rabbim hakkında hayırlısı neyse onu versin. Hepinize başarı versin. Birbirinizi kırmadan, dökmeden bu yola koyulacağız. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Allah razı olsun. Efendim şimdi şöyle yemeklere geçeceğiz. Bakalım Orta Oba'nın ne güzellikleri varmış yemeklerde. Onlara bakalım şimdi. Hadi bakalım. Buyurun. Hacı Osman'ın kızı geldi, hadi gari sen de gel, bacamardan duman geldi. Evet değerli dostlar, birlikteliğimize tüm hızımızla devam ediyoruz. Muhabbetler yapıldı, yorulduk, çenemiz de yoruldu. Çene yorulunca da mideye vuruyor, acıktık efendim, acıktık. Şöyle gördüğünüz gibi buradan boydan boya bir sofra var. Koşarak herhalde 5 dakika sürer. Yürüyerek daha fazla sürer diye düşünüyorum. Burada bin bir türlü yemekler var. Bunların tabii hem bilgilerini almış olalım, hem de muhabbet etmiş olalım. Şöyle baştan başlayalım. Bunlar bizim zaten neydi abla? Otlar, bahçede yetişen otlarımız. Ne var bunun içinde mesela? Sen mi anlatacaksın? Roka var. Sen anlatacaksın. Var. Bahçemizde yetişiyor. Roka var. Şu ne? Soğan var, pırasa var. Onlar tatlı. Kabak tatlısı. Sen mi yaptın abla onu? Evet, kabak tatlısı. Eline sağlık. Kabak tatlısı, tirit, koyun yoğurdumuz, koyun peynirimiz, koyun yağımız. Evet, evet. Yağımız. Burası komple senin alanın oluyor herhalde anladığım kadarıyla. Öyle diyelim. He. Bunları yedirttireceğim yoksa böyle koydun mu öylesine? Ya şimdi bakacaksınız ilk başta. Tamam. Göz doyacak sonra karın. Vay iyisin abla sen maşallah. Evet kabak tatlısı, tiritimiz var. Bizim buranın yöresel yiyeceklerinden bir tanesi. Koyun yoğurdu değil mi abla? Koyun yoğurdumuz. Bizim orada küflü peynir diyorlar. Evet. Burada da aynı. Ve bu da tereyağımız efendim. Tereyağımız. Elinize sağlık. Koyun çok sağ olun. Koyun tereyağı. Aa onu da söyleyeyim tabii üstüne basa basa. Burada böreklerimiz var. Böreklerimizde yoğurtlusu, kabaklısı, mantarlısı, daha doğrusu patateslisi de Bayram abi. Ispanaklısı hepsi mevcut. İnşallah buradaki ahali bunlardan hep ikramlarını alacak.
Bunları bayanlarımız komple yaptı diyelim. Bayanlarımız yaptı. Yine küflü peynirimiz var. Burada ne tatlımız var? Bu da revani tatlımız. Sen mi yaptın abla bunu da? Eline sağlık diyelim. Revani. Sen başka ne yaptın? Revani getirdik, tuluk peyniri. Ha, benden bu kadar diyorsun yani. Benden bu kadar. Ben bu kadar. Tamam, fazla çalışamadım diyorsun yani. Fazla çalışamadım. Hepimiz etmiş. Öğretmenimle hep yardım ettiniz. Yok, sıkıntı yok. Gördüm ben zaten hepsini gördüm. Elinize sağlık. Peki senin tatlıyın burası niye böyle oldu? Açık kaldı. Tatlıyı şuraya koydu. Ha, buraya koydu. Ben de tadımlık koydum. Kendiniz yediğinizde bize mi bıraktınız diyecektim yani. Sana tadımlık koydum. Eyvallah. Koydum. Evet, burada tabii sarmalar bırakılıyor efendim. Evet, böyle sarmalar. Tabaklara sarmalar bırakılıyor. Köyümüzün yerli fasulyemiz. Evet, şöyle yaklaşabilirsin Müşra. Evet. Yaklaş. Şöyle ak fasulye, etli ak fasulye. Evet. Yine turşumuz. Kabak, turşu. Kendi yetiştirdiğimiz turşularımız. Bahçelerde yetişen, elde. Evet. Kendiniz evet. Yapıyorsunuz bunları. Evet. Acıoğur bunlar. Bunlar salatalık. Maşallah. Sarmamız. Neydi? Lahana sarması. Yaprak sarmamız var. Yaprak sarma var efendim burada. Koy abla, koy. Bir tadın. Tabii. Çatal alabilirsin. Yok, gerek yok. Çatalla tadı olmaz ki bunun. Olsun. Bir de lahananın tadına bak. Bizi burada davul yap, göndereceksin sen. Olsun bak. Hepsi yöresi. Hep evlerimizin önünde geçecek. Hep evlerimizin önünde geçecek. Bulgur kendimizin. Bulgur kendimiz kaynatıyor. Evet efendim. Kuru fasulyeler. Lahana sarmaları. Turşularımız, pilavlarımız, böreklerimiz. Burada bir şey daha gördüm. Tabağımız, biberimiz, hep kendimiz yapıyoruz bunları. Nohudumuz kendimiz yetiştiriyoruz. Bu ne? Bu da bulgur pilavı. Niye yöresel, üstünde? Yöresel bulgur pilavı. Köyümüzün bulguru bu. Yöresel. Evet, köyümüzün. Bunu kendimiz yaparız. Kendinize ait yani. Evet, kendimize ait. Üstünde baharatlar var. Evet, onlar ne? Karabiber. Küçük değil mi bunlar ya? Yok, bu böyle mi yenir? Böyle yedi bahçemizden. Bahçemizde yetişiyor. Ha, ye de bir gör diyorsun yani. Ye de bir gör tabii. Evet. Acı biber onlardan. Yok, yiyemem. Sağ ol. Yiyin valla, ağzına bir al. Ondan sonra ağzımız uyuşacak, konuşamayacağız. Evet, burada bir de hamurumuz var. Evet, o da arabaş çorbası. Hamuru tabii, çorbası yok efendim. Çorba. Çorba nerede? Çorba. Evet, çorba. Evet, burada hazırı varmış. Evet, öyle yapalım. Elinize sağlık. Topalağımız var. Topalak, evet, topalak var. Etli nohut var. Siz buna nohut yemeği mi diyorsunuz? Evet. Nahni yahni mi diyorsunuz? Hayır, nohut yemeğidir. Siz de nohut yemeği diyorsunuz değil mi? Bizde de eskiden yahniydi o. Öyle mi? Değiştirdiniz. Siz de modernleştiniz yani. Modernleştiniz. Evet, elinize sağlık. Valla çok güzel gözüküyor. Topalak. Evet, burada topalak. Ah, bu ne ya? Siz onu hiç görmemişsinizdir. Onu kim yaptıysa tanıtacağım. Yok, ekmeğimizi gevret yağla kızarmış. Dur bakalım. Alabilirsem. Evet, çok güzel olur. Onu peynir yufkayla dürüneceğiz. Tamam. Yufkayla dürüneceğiz. Tuluk peynirini. Bir dene. Deneyelim inşallah abla, deneyelim. Bunu yağda kızartıyorsunuz değil mi bunu? Ama çok güzelmiş ha. Evet, burada bizim meşhur arabaşı, hamurlu arabaşı çorbamız var. Çorbamızın rengine, tadına bakın. Tavşanısa gelirim öğlenden, hindiyse gelirim ikindinden. Tavuksa soğuk olur, düşürüm, gelemem. Bak ne? Bu ne? Çorba. Yo, ne eti? Hindi. İkindinden geldim değil mi? İkindinden geldim. Yo, ben sabahtan geldim. Sabahtan, o çorba için sabahtan geldim ben. Abi bak, hindi bu. İstersen tadına bak. Bir tadına bakayım mı? Bak. Hamurumuzla bakacağım ona. Hamur. İçine düşürürsen söylesene. Şuradan alayım ben şöyle. İçine düşürürsen söylesene. Ya, onu bileyim. İçine düşürürsek gelecek hafta. Gelecek hafta. Tamam, ben kendilerime pişiririm. Siz şey yapın mı? Düşmez inşallah. Düşmez. Şöyle bol etli alalım değil mi annem? Afiyet olsun. Isınıyor bir yandan. Bizim buranın yöresel onları. Çok güzel olmuş. Hindi eti de vallahi var ya, çok lezzetli be. Vallahi çok lezzetli, çok. Sen mi yaptın bunu? Şu hindiyi kestik, temizledik. Bu pişirdik. Bir sürü eziyet onu. Ya siz geleceğiniz. Sen kendi ellerinle yaptın bunu değil mi? Yengem de var. Amcamın kızıyla yaptık işte. Ama on numara. On numara. Evet, bizim arabaşımız efendim. Tadına bakmadın herhalde. Vallahi abla, ben buradakilerin hepsine tadına bakarsam ben buradan davul olur çıkarım vallahi ya. Hepsini yiyeceğim. Sıkıntı yok. Şöyle gelelim. Evet, kabak tatlılarımız zaten meşhur. Ah, bu ne ya? Hindi pilav. Hindili pilav. Evet, bulgur pilavını. Aa. Bunu da mı sen yaptın? Bunu ben yapmadım. Teyzem bunu yaptım. Ben yapmadım. Ya bana hep yedirttiriyorsunuz böyle. Şey abi, bak tadına bak. Şifa olur, misafirlik de yiyenler. Hiç bu. Ben yiyorum.
Kıza da ver. Pilavından da. Pilavından beraber yiyeceğiz. Yutabilirsen. Ama soğuttum işte sizin. Ha, soğuyunca biraz daha bir şey olmuş. Ben yutamadım daha. Evet, Büşra'ya da verecektim ama sonra. O yemiyor zaten o. Yemesini beceremez o ya. Yemesini beceremez o. Kıza verme. Hindiri pilav. Değil mi? Hindiri pilav. Yemez ki. Yemez. Yedirseydin ayağım zayıf kalmış. Ele kocaman kız, ben nasıl yedireyim zorlayacağını? Uy. Yedireceğim. Bunlar ne? Hoşmerim. Hoşmerim böyle mi oluyor? Kaşık ver de tadına. Öyle böyle yapıyorsun. Kaşık şurada vardı benim. Ha, tamam. Bu ne abi, şimdi daldıracağız bunu? Bir daldırma. Ha, normal. Bu Allah Allah nasıl bir şey? Kaymak, un ve şekerden olur. O biraz ümüklerdir, dikkat et. Su ister mi? Çay verin, çay. Hoşaktan alsın. Ya su verin, ya çay verin. Bir nefes az ama koyu yoğurdum, tadına bakmadım. Bakacağım. Tabi bunu yerken yanınızda su bulundurmayı unutmayın. Yemin ediyorum boğazımda kaldı ya. Ama çok güzel. Yani lezzetine bakacağım. Keza kaşığı doldur da yedemedim. Az mı yenir bu? Seni Bayram abi hiç uyarmıyorum beni valla. Ben şimdi uyaracaktım da. Valla. Evet ama harika lezzet var ha. Lezzeti güzel olur. Neydi? Hoşmerim. Bu neyden yapılıyor? Kaymak, un ve şekerden yapılıyor. Yani ama koyun, çok lezzetli ya. Koyun, ilk ramak var ya, ramak dediğiniz. Evet. Bizde kaymak geçer o. Kaymak, un, şeker. Çok güzelmiş ya, çok evet. Lezzetliymiş valla ha. Ve ilk defa yedim ben böyle bir şey. Onu da söyleyebilirim. Burada birçok şey yedik ama. Yukkayla da güzel oluyor. Yukkayla, anlat abla yukkayla. Bak oradan emir geldi. Ben Nurten ablam daha iyi yapıyor. Ben yufkayla yapmıyorum. Ben genelde kaymak, un ve şekerle yapıyorum. Herkes kendisini bildiği gibi yapsın. Bildiği gibi yapsın. Öyle olmaz diye. Hep söyle. Evet. Burada devam ediyoruz. Et topala. Et topala. Şuradakinin aynısı mı? Hayır. Bu etle yapılan bir şey. Bu ana etle yapılıyor. Bu etle yapılıyor. Et suyuyla mı? Et. Hayır. Eti kendiyle yapılıyor. Kendisiyle yoğurlar. Etini içine evet. Katıyorsunuz. Önce bir bak. Sen bir tane. Bayram abi valla sen burada beni şişireceksin ya. Hayır, mikrofonu sen elin al. Adam da kaşığı alsın, hepsi dadan bak. Olur mu? O normal topalağımız bizim. Bu et topalağı. Ondan yedim ben. Ondan yedim. Un, pirinç, soğan var. Bunda et var. Dur ben önce bir su içeyim. Ben. Evet. Şimdi. Çok lezzetli. Evet. Turşu yine. Karnabahar turşusu mu bu? Evet, karnabahar turşusu. Sen mi yaptın abla bunu? Yok, benim değil. Niye durum başladın o zaman? Hepimizin yemeği var. Eyvallah. Bizim orada patates salatası derler. Doğru mu? Doğru. Aynen değil mi? Evet, patates salatası. Yumurtalı, patatesli, maydanozlu, marullu. Evet. Ah. Tereyağından yapma omaç. Omaç. Bu omaç. Ne maç? Omaç. Omaç. Evet. Bir ekmekte. Şu böyle mi yiyor anne bu? Bu öyle de yenir. He. Ben böyle yiyeyim. Kayan dürümüp de yenir. Boğazımda kalıyor. Tamam. Bu da kaykanı. Lezzeti güzelmiş ama bunun ya. Neden yapıyorsunuz bunu? Tereyağı, yumurta, ekmek. Şu çebit ekmekten o kadar. Siz vallahi ekmeği her şeye koymuşsunuz. Tabii canım. Şimdi biz ekmeksiz yapamayız. Onu da mı yiyeceğiz? Bundan da yiyeceğiz. Vallahi. Vallahi harika. İnşallah az sonra tadacağız zaten. Birazını hep geleceğiz. Ne? Ben yoğurdu unuttum. Asıl önemli şeyi unuttum ha. Yoğurdu sen almadın, koyu yoğurdu. Evet, abla zaten dövecek gibi çağırdı. Gel buraya diyorum ha. Gel. Onu benim için çağırdırdım bak özel. Onun sahibi gitti ya. Çok güzel ya. Buranın hayvanlarından yapılan değil mi? Koyunun. Çok lezzetli. Bak şuna tadın bir, çok güzel ama. Bir tadın. Abla sen bana ne varsa yedireceksin ya. Şuna bak, Allah çıktı gitti ya. Yiyeceğim abla da bu böyle olmaz ki. Herkes burada duruyor. Hayır onlar olsun. Biz onları da tadacağım. Ya. Onlar da tabii ayıp olmasın. Bak abi sandalye verin o zaman. Bak abi sandalye verin. Ne yapayım, oturayım aşağıya gitsin ya. Ana. Oo abla kaymaklısı da iyiymiş ha. Evet bir de sütlaç yiyelim.
Buranın hayvanlarından elde edilen sütlerden bunlar yani. Bu inek sütü. Evet. Oturacağım. Evet. Evet. Enver abi oturursan otur. Ne yapayım? Salmıyorlar. Abi sen salmıyorlar. Sen tadına baktın mı? Baktım. Abla ne var başka yiyeceğimiz? Oturdum bak ben aşağı. Aşağı gerek yok ya. Ne sıkıntı yaptı. Buna bak. Bal da şöyle dökebilirsin. Öyle de güzel oluyor. Peynir de yiyelim. Peynir de yiyelim. Omaç dediğimizde de yapalım bunu. Evet. Omaç'tan da yaparız. Omaç. Köyümüzün durumu bu. Anam babam durumu. Bana bak burayı. Sen yakın abi geçiren dekini sen altından dökme. Ama bu çayla da. Çay getiriyor. Birine gel, anam geldi, babam geldi, dayım geldi, halam geldi, davul zurna, çalam geldi, hadi gari sen de gel. Koyun geldi, kuzu geldi, okuyucudan yazı geldi, Hacı Osman'ın kızı geldi, hadi gari sen de gel. Bacalardan duman geldi, arpa buğday. O saf duygularla hayal edip çizdik. Evimizin kapısını penceresini. Şimdi hayallerimizi hayata geçiriyoruz. Yılların verdiği uzmanlık bize kaliteyi ve sağlamlığı öğretti. Karaman'ın markası olan Dülger Yapı, yurt dışındaki gurbetçilerimizin de tercihi haline geldi. Gelin bir kahvemizi için Dülger Yapı'yı yakından tanıyın. Markası olan Evcen Mobilya'nın yeni ürünleri sizleri bekliyor. Salon takımları, oturma grupları, yatak odası, genç odası ve çocuk odasına kadar aradığınız her şey Evcen Mobilya'da. Evcen Mobilya'nın Kasım indirimlerini kaçırmayın.
Evet değerli dostlar, Ortoba'dayız. Ortoba'da güzel insanlarla muhabbetlere devam ediyoruz diyecektim ama daha güzel bir insan denk geldi karşıma. Ve kendisini burada görünce de ayrı bir mutlu oldum ben. Teşekkür ederim. Başkanım öncelikle ben hoş buldum, sen hoş buldun. Hoş geldiniz. Ben Ortoba'lıyım zaten. Ha, siz Ortoba köyündenim. Doğup evet. Büyüdüğüm köy. Burada doğma. Ortoba'da doğdum. Burada okudum ilkokulu. Hala köyümde çiftçilik yapmaktayım. Gelip gidiyorum. Aa var burada. Var tabii. Aa maşallah. Kendi arazim var, ekip dikiyorum babadan kalma. Oo. Evim var burada. Yani burada mekan her şey var zaten. Her şey buralısınız. Var. Her şey var. Karaman'dan fazla buradaki benim evim, barkım daha geniş. Sizin geçmişte de zaten öğretmenlik olayı da var herhalde, doğru mu hocam? Öğretmenim ben, 30 yıla yakın öğretmenlik yaptım. Şu anda hala öğretmenlik var mı yoksa? 2014 yılında emekli oldum. Ha. Ben. Ondan sonra köye daha çok ağırlık verdik o zaman. Ülkemin değişik yerlerinde, Ardahan'da çalıştım, Konya Ilgın'da çalıştım, Karaman Mesleki Eğitim Merkezi'nde 22 yıl çalıştım. Eyvallah. 15 yıla yakın müdürlüğünü yaptım. Evet, Recep Başkanımız tabii biz kendisini yakinen tanıyoruz efendim ama bir de tanımayanlar tanıması maksadıyla başkanımıza, hocamıza, başkanım kendinizi bir tanıtır mısınız? Recep Sertçelik, Karaman Ortaova Köyü doğumluyum. 1964 yılında evet. Burada doğdum. Tabii o zaman ay gün tam belli değil, şimdi doğum günü kutluyoruz ama... Kimlikteki tarihe göre. Tabii 6 ay bir sene sonra olur zaten. Hatta bir akrabamın dayımın oğluna, oğlu annesine sormuş. Anne ben ne zaman doğdum demiş de. Rafet'in tandırlığı yandığı seneydi demiş. Ha, o şekilde de oluyor ha, biz yani. Bizde öyle işte, şehire ne zaman gidildi toplu yazdırılmış. Ama yıl doğru, ay belki kaymış olabilir. 1 Mart yazılı kimliğinde. 1 Mart 1964. 64 doğumluyum. 64 doğumlusunuz. Köyümde doğdum. İlkokulu köyümde okudum. Ortaokulu Karaman Yunus Emre Ortaokulu'nda okudum. Liseyi Karaman Endüstri Meslek Lisesi'nde okudum. Oh, oh maşallah. Üniversite hayatım Ankara Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nde okudum. Oh. 28 yıl yaklaşık işte elektrik bölümü öğretmeniyim ben. Teknik öğretmenim. Elektrik öğretmenliği yaptım değişik yerlerde. 2014 yılında emekli oldum. Emekli olunca İnşaat işiyle uğraşmaya başladım. Şu anda İnşaat o sektörde, yapıyorum. O sektörde, o sektörde devam ediyorum. Tabii tekrar köyüme de döndüm. Peki başkanım, burada şu anda ilkokul var mı? Var. Var. Ortaokul, lise yok herhalde bildiğim kadarıyla. Ortaokul vardı. Nüfus, genç nesil çok kalmıyor köyde. Ortaokul kapandı. Kisecik bölge olarak. Kisecik ortaokuluna gidiyor çocuklar. Tamam. Birinci kademe burada ama. Anaokulu ve ilkokulu var eyvallah, köyünde. Eyvallah. Şimdi hocam, başkanım siz yeni bir yola koyuldunuz. Evet. Allah'ım inşallah başarılar nasip etsin. Amin. Biz inşallah. Öyle dua ediyoruz. Amin. Hakkınızda inşallah. Hayırlısıysa da olsun, başımız gözümüz üstüne inşallah. Sağ olun. Ama değilse de olmasın istemiyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çünkü güzel insansınız. Hakikaten güzel insansınız. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Gıyabınızda zaten çok fazla kelimeler duydum. Sizin kalitenizle alakalı. Çok fazla kelimeler duyunca haliyle de gönülden sizin gibi güzel insanların başkan olmasını veya bir devlet yönetiminde olmasını ben çok arzu ederim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İnşallah nasipse de olur. İnşallah. Nasipse de olur. Siz velev ki yarın 1 Nisan dedik. 1 Nisan dedik. Evet. Seçildiniz Allah nasip ederse. Şimdi sizi bulmuşken de vaatleri ben bir alayım da şimdi halkla paylaşmam lazım benim bunu. Evet. Seçildiniz. Haliyle bir hafta onun tabii gelip gidenler hayırlı olsun muhabbetler olacak. Daha sonrasında nasıl bir çalışma yapacaksınız? Neler var? Projelerinizde neler var? Köy muhabbetlerine ben sonra gireceğim. Köyle alakalı bir soracağım soru daha var ama evet. Onu en son. Karaman'la alakalı neler var? Öncelikle biz seçildiğimiz, kazandıktan sonra ilk haftadan itibaren hemen Karaman'ın tüm sivil toplum kuruluşlarıyla, sanayicisiyle, esnafıyla, kanaat önderleriyle hemen bir araya geleceğim. Tüm siyasi partiler dahil buna. Oo, ben çok iyi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı adayıyım ama ben kendimi tanıtırken ben herkesin adayıyım diyorum. Ben AK Partili'nin de adayıyım, MHP'linin de adayıyım, Karamanlı'nın adayıyım ben. Eyvallah. İşçinin, köylünün, emekçinin adayıyım. Var oğlu başkanım. Dolayısıyla tüm kanaat önderleriyle, iş adamlarıyla, Karaman'ın ileri gelenleriyle hemen bir araya gelip buluşturacağız bunları birbirleriyle. Buluşup onların da görüşlerini alıp ortak akılla katılımcı bir belediyecilik yapmak hedefim. Ankara'daki Karamanlı hemşehrilerimizle, ülkemizin çok iyi etkili kurumlarında Karamanlı hemşehrilerimiz var. Hemen gidip Karaman'a ne tür yatırımlar yapılabilir? Nasıl bir yol haritası çizeriz? Elbette benim bir programım var. Başkanım, burada lafınıza bir virgül koyalım. Yani şimdi tabii kanaat önderleri var, siyasi politik insanlarımız evet. var ama bunların
birçoğu CHP'den değil, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden değil. Evet. Onlarla da görüşecek misiniz? Ben kazandığım gün parti biter. İşte ben Karaman'la dayı. Bütün vekillerimizden de olsun, belediye başkanlarımızdan da olsun bunu istiyorum. Yani parti biter. Ben belediye başkanının kapısına bir siyasi partinin logosunu değil, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'nin logosunu koyarım sadece. Evet. Hiçbir siyasi partiyle ayrışmam, ayrıştırmam. Herkesin katılımını sağlarım. Ben herkesle barışık bir insanım. Toplumla barışık bir insanım. Bu duymak istediklerimden bir tanesi. Toplumla barışık bir insanım. Eyvallah. Ve yönetimde güzel. De o şekilde adil, liyakatı esas alan, katılımcı bir belediyecilik yapacağız. Bir şey daha soracağım başkanım. Benim bu duymak istediğim bir tanesiydi bu. İkinci duymak istediğim de şu. Benim aslında bu yöneticilerimiz noktasında halka karşı daha çok ne derler ona, şeffaf olmasını istiyorum ben, ama ne hikmetse kurumlarımızda bu şeffaflık çok fazla yaygın değil veya yapmak istemiyorlar veya ne bileyim, yani onu çok da detayına girmek istemiyorum. Bu şeffaflık noktasında bir çalışmanız olacak mı? Elbette. Ben belediyenin bütün yaptığı işleri, ihaleleri şu an basın belediyeye giremiyor diye duyuyorum ben. Basına açık olacak belediyede basın bürosu kuracağım. Basının bir yeri olacak. Siz geldiğiniz zaman belediyede bir yeriniz olacak. Ne güzel. Ve bütün ihaleler, yapılan çalışmalar, meclis toplantıları, basın canlı yayınlayacak bunları. Herkes duyacak, tüm görecek. Tüm Karaman basını, ulusal basın, isteyen herkes canlı bunu, herkes görecek. Zaten ilk başlangıçta belediyenin mali tablosunu, projeler ne yapılmış, doğru yapılanları geliştirerek devam edeceğim. Vallahi ve yapılmayanlara sanmış. Yöneleceğim. Karaman'ın en büyük sorunu hepimiz biliyoruz. Trafik ve otopark sorunu. Kesinlikle evet. Kesinlikle. Birinci gündemimizde o var. Evet. Onu çözeceğiz. Şu anda zaten herhalde bildiğim kadarıyla, okuduğumuz kadarıyla diyelim, birçok belediye başkan adayları bunlardan bahsediyorlar. Kimisi yaklaşık 15 yıldır belediye başkanlığı yapan var. Kimisi 5 yıldır belediye başkanlığı yapan var. Ama bu zamana kadar yapılmayan en büyük sorun, yapılmamış, öyle de kalmış. Ben üzülüyorum yani, bu konuda çok üzülüyorum. Şu an herkesin seçim vaatlerinde var bu. İşte otopark sorununu çözeceğiz. 25 yıldır, 15 yıl AK Partili belediyeler yönetti. İşte yaklaşık 2 dönem Milliyetçi Hareket Partili belediyeler yönetti. Son 5 yılı göz önüne alalım, bir tane otopark yapılmadı. Evet, maalesef. Şu anda bizim 4 tane otopark projemiz var. Şehrin merkezi. Merkezde olacak. Merkezde. Oh. İkisi tam can alıcı noktada. Şehrin büyük ölçüde rahatlatacak ve halkı teşvik edeceğiz otoparkları kullanmaya. Fiyatı uygun olacak. Park yerlerini, caddelere parkı engelleyeceğiz. Eğer biz cazip bir fiyatla düzgün bir otopark sunarsak halkımız bunu seve seve kullanacaktır diye düşünüyorum. O tabii halk için olacak bunların hepsi. Sormak istediğim bir soru daha var. Sayın Başkanım, köylerle şehir merkezleri birbirlerine çok kopuklar. Evet. Aga'dan da çok kopuklar. Ben de üzülüyorum. Çünkü ben sürekli köyleri gezdiğim için bunu birebir yaşayan bir insanım ben. Evet. Çok kopuklar. Bununla alakalı bir çalışmanız var mı? Düşündüğünüz bir şeyler var mı? İllaki vardır ama. Elbette var. Başlangıçta söylediğim gibi katılımcı sosyal bir belediyecilik yapacağız. Biz halkçı bir belediyecilik yapacağız. Dolayısıyla Karaman bir tarım kenti. Evet. Karaman Ovası gerçekten. Örneğin elmacılıkta Türkiye'de bir söz sahibiyiz. Sulu tarımda ben kendim de tarımla uğraştığım için biliyorum. Bu bölge özellikle kendi Ortaoba köyünün olduğu bölge Türkiye'nin tahıl ambarı niteliğinde. Dolayısıyla köy günleri düzenleyeceğim. Yani köylerle. Köy günlerdeki bunu bir açabilir miyiz? Hemen açıklayayım. Kooperatifler yoluyla bölgemizde tarımı destekleyeceğim. Artı köylerin sorunlarıyla ilgili tabii belediyenin yapabildiği ölçüde. Köylere ne derece katkı sağlayabilirsek. Şu an ben kaldırım söküp yapmayacağım. Ama sökülen kaldırım taşlarını ben bir defa kendi köyüme istedim. Ben vatandaş olarak istedim. Dedim ki ya bunlar telef olmasın. Köylere götürelim, biz onu kendimiz döşetiriz köylüye dedim. Şuradaki toplanan köylü, ben tesadüf denk geldim ama bilgim yok bu topluluktan. Evet, bayağı da kalabalık. Evet, bayağı kalabalık bir topluluk. Sizin geleceğinizi duymuşlar. Sağ olsunlar. Allah razı toplanmışlar. Sağ olsun. Dolayısıyla ben de sizin burada olduğunuzu duyduğum için zaten buraya katıldım. Allah razı olsun. Sağ olun. Şimdi köy günleri yaptığımız zaman insanlar elbette sorunlarını dinleyeceğiz. Bizim sağlayabileceğimiz katkılar, Karaman Belediyesi'nin ihtiyaç fazlası olan malzemeler elbette var, bu köylerimiz var, elbette var. Var yani. Bu köylere bunları hizmet olarak götüreceğiz. Gerek eğitimleriyle gerek öğrenci servisleriyle bunları destekleyeceğiz.
tarımın desteklenmesi kooperatifler yoluyla. Birinci projem Karaman merkezde, hatta merkezden başlamak kaydıyla milli emlaka ait olan hazine arazileri var. Kiralama yöntemiyle kooperatifler kurarak insanları asgari ücretle çalışmaktan ziyade üretime katarak kazanmalarını sağlayacağız. Oh. Üretmelerini sağlayacağız. Tabii orada da bir artı değer yaratacağız. Bu da milli ekonomiye büyük bir katkı sağlayacak. Kesinlikle. Valla çok güzel projeler. Evet. Teşekkür Başkanım, ediyorum. Kendiniz Türkmensiniz. Evet. Türkmen beyliği de var mı? Büyüklerimiz var. Ben de beyim ya diyorum. Ha. Ne olsun yani. Elbette şimdi biz kuşaklara çok saygılıyız. Biz büyüklerimize oldukça bağlıyız. Türkmen Beyliği işte Yaşar Evcen iki dönem Karaman Belediye Başkanlığı evet. yaptı. Kendisi bir Türkmen Bey'dir, yakışır. Eyvallah. Recep Konuk akrabamdır. Oo. Akrabamdır. Çumra Belediye Başkanlığı, Torku'nun yıllarca Panko Birliği'nin genel başkanlığı ve daha sonra milletvekilliği, Karaman milletvekili olarak görev yaptı ve hala bölge halkına, tarıma, milli ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyor. O destekleri de var hala. Onları örnek alıyorum. Türkmen Bey. Kendilerine saygı duyuyorum. Eyvallah. Recep Konuk, evet. Buradan bir soru geldi. Evet. Başkanım, Recep Konuk, milletvekilimiz Recep Konuk'un size, yani size derken bu yöreye, sizlere desteği nasıldır? Nedir? Elbette var. Bizim amcamızdır, biz amca deriz, baba dostumuz, dedelerimizden akrabalık var. Kendisini ben adaylık karar sürecimde ziyaret ettim, karar vermeden. Kanaat önderimdir kendisi aynı zamanda. Aa. Gittim, danıştım. Dedi ki tam destek vereceğini, git aday ol ve kazan. İnşallah. Arkandayım dedi. İnşallah. Kendisine saygı duyuyorum. Kesinlikle destekliyor. Hatta orada bir laf söyledi en son beni yolcu ederken. Dedi ki Yaşar Evcen'den, Recep Konuk'tan sonra Türkmen Ovası sahipsiz kaldı. Türkmen Ovası sahipsiz kalmasın dedi. İkinci Recep gelsin dedi yani. Türkmen Ovası sahipsiz kalmadın dedi. Kendisine saygılarımı sunuyorum buradan da. Biz de buradan selam ediyoruz kendisine. Başkanım, siz de, benim soracaklarım artık bu kadar olacak ama sizin söylemek istediğiniz varsa yine dinleyeceğim. Sizde dikkatimi çeken bir durum oluştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayısınız. Karaman belediye başkan adayısınız. Recep Sertçelik olarak bu yola evet. başladınız. Sizin üstünüzde benim dikkatimi çekti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin rozeti yok. Evet. Sadece sol tarafta bir Türk bayrağı rozeti evet, var. Evet, şanlı bayrağımızın rozeti var. İhtiyaç ben, duymuyorum mu diyorsunuz? Yani herkesin adayıyım noktasında. Elbette ben toplumsal barıştan yanayım. Herkesin adayıyım diye ondan söylüyorum. Gerçekten ben memuriyet hayatımda, ticari hayatımda herkesle barışık bir insanım. Hatta sanayinin ustalarının benim %70 şu an öğrencimdir. Hocam biz sizi MHP'li sanıyorduk diyen bile var. Çünkü hepsiyle gerçekten içli dışlı oldum. Hiçbir kimseye politik davranmadım. Elbette bir partiden aday olmak gerekiyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı adayım. Tamam. Ama ben AK Partili'nin de adayım. Milliyetçi Hareket Partili'nin de adayım. Ben tüm Karaman'ın adayım. Eyvallah. Ben bu halkın adayıyım. O nedenle Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağını takıyorum ve bundan gurur duyuyorum. Sizleri de tebrik ediyoruz başkanım. Çok yani sağ olun. Hakikaten benim çok hoşuma giden bir hareket bu. Peki başkanım, son artık benim soracaklarım kalmadı ama sizin söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Bizim buram buram Karaman ekibine, buram buram Karaman'ın gezdiği köylere, halkıyla buluşuyor haliyle, halkla buluşuyoruz. Evet. Söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Öncelikle ben size teşekkür ediyorum. Benim köyüme onur verdiniz. Gerçekten köylümün misafirperverliğini de gördünüz. Çok memnun kaldık. Onu da üstüne basa basa söylüyorum. Ben hepsiyle gurur duyuyorum. Gerçekten ben bu topraklara özlem duyan bir insanım. Sıkıldığım zaman doğrudan köyüme gelirim. Bu insanlarla buluşurum. Burada çalışırım. Hala şimdi bugün hava çok güzel. Evet. İçimden hemen ah bir çalışabilsem. Kendi traktörlerim falan var benim burada. Her evet, düzenim evet. var. Dolayısıyla çok sağ olun. Köyümü tanıttığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Her zaman bekliyorum. Vallahi başkanım çok mutlu olduk. Çok sağ olun. Hatırınız köyüm, var olsun. Türkmen köyüdür. Hangi kapıyı çalarsanız çalın kesinlikle ağırlarlar sizi. Onda şüphemiz ederler. Yok. Öyle güzel bir hazırlık olmuş evet. ki başkanım. Ben evet. hakikaten yani tebrik üstüne tebrik yaptım. Teşekkür ettim. Çok güzel. Ayrıca şunu söyleyeyim. Köyümüzde bir adet daha vardır. İşte caminin önünde toplanır. Öğle namazından çıkıldığı zaman bir yabancı varsa çalışan işçi ya da esnaf kesinlikle orada bırakmazlar. Biri yemeğe götürür. Akşam namazından çıktılar. Bir yabancı varsa köyün evi de var. Misafir evi de var.
Ama oraya bile göndermezler. Biri koluna girer, onu evine götürür, misafir eder. Ne güzel değil mi? Bunlar bitmiyor yani. Burada bitmiyor. Hala bizde devam eder. Ne güzel. Vallahi hepimizin, benim çok güzel. Kendi evimde şu anda misafir odam hazırdır. Ben ortaballıları tebrik ediyorum. Sizi ayrıca inşallah tebrik ediyorum. İnşallah başarılarınız devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Başkanım. İnşallah kazanacağız. Köyüme, tüm civar köylere Karaman'a faydalı olmaya devam etmek istiyorum. İnşallah başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun başkanım. Sağ olun. Görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Evet, burada gezerken Recep Başkanımızla da beraber olduk efendim. Ne yapalım bakalım daha neler çıkacak bilmiyorum ben. Gezmelere devam ediyoruz. Evet, bulaşık yıkamaya geldim efendim ben. Evet, nereden başlıyoruz? Oradan başlayacağız. Oradan başlayacağız. Orada tehlikeli. Ben burada durulasam. Burada durulasam olmaz mı? Olur. Burada duralım. Evet, şurada ablalarımız. Buradaki ablalarımızın bir çoğuyla konuştuk. Kimle konuşmadık? Evet. Seninle konuştuk mu anne? Konuştuk. Abla merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyiz, siz sormadın. İyi. Burada artık yemekler yenildi. Evet. İkramlar yapıldı. Bulaşık kaldı. Bunu kim yıkayacak şimdi bu kadar bulaşığı? Biz yıkayacağız. Hani sen hiç elini sürmedin? Süreceğim şimdi. Sizi bekleyeyim, gidin mi? Beraber yıkarız canım, sıkıntı yok. Söylemek istediğin bir şey var mı ablam? Yok. İyi günler. Allah razı olsun. Elinize emeğinize sağlık. Afiyet olsun. Çok sağ olun. Evet, siz neydi o tandırın başında duranlarsınız değil mi? Heh. Evet, şöyle geldim. Hadi bulaşıkları yıkayalım bari. Abla merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyiz Allah aşkına. Orada konuşamadık seninle. Konuşamadık. Yani bayağı orada sıcak seni mahvetti zaten. Gördüm tandırın de ya. Tandırın başında. Eyvallah. Ekmeği yaptım. Şimdi bulaşık mı kaldı? Bulaşık da kaldı. Bulaşık size çok iş düşüyor be. Olacak abi. Olsun. Söylemek istediğim bir şey var mı? Çok sağ olun geldiğiniz için. Allah razı olsun. Elinize kolunuza sağlık. Afiyet olsun. Valla çok güzeldi. Her şey çok güzeldi. Siz de sağ olun. Allah razı olsun. Abla seninle de konuşamadık. Gelin abla. Evet. Orada sen uzak kaldın tabi olaya. Senin söylemek istediğim şeyler var mı? Valla sağ olun geldiğiniz için. Köyümüzü tanıttınız. Her şey için sağ olun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizi mutlu ettiysek ne mutlu bize. Yok, biz mutlu olduk da kavga ettiremedik. Size o sıkıntı oldu. Yok, kavga olmaz bizim köyde öyle. İşte olmadı zaten. Bize malzeme çıkmadı ki. Ya biz her şeyde böyleyiz. Düğünde, dernekte. Yani hep beraber yaparız, ederiz işte. Biz öyle kavga eden bir insan değiliz yani toplumda. Eyvallah. Allah razı olsun. Elinize kolunuza sağlık. Sağ olun. Evet. Yenge hanım, siz de bir şey söylemek ister misiniz? Siz de yıkayacak mısınız? Kesinlikle hep sırayla olur. Çok güzel, dönüşümlü. Herkes sırayla yıkar. Çok teşekkür ediyoruz. Allah çok razı sağ olsun. Allah herkesin razı. Eline sağlık, emeğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Her şey çok güzeldi. Hakikaten çok güzeldi. Evet, burada efendim bir birlik beraberlik var ki ben zaten hayran kaldım. Çok mutlu oldum. Demek ki bizim memleketimizde ayrışma yok. Kavga yok. Yani o bunlar olmadıktan sonra bu memleket hepimizin memleketi. Kimin ne olduğu da beni alakadar etmiyor. Vatanını sevsin, milletini sevsin. Gerisi boş zaten. Eyvallah. Hepinize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Sağ olun. Hopla da gel yanıma. Vallahi evet değerli dostlar. Güzel bir köyün güzel görüntülerini çektik. Sizlere sunduk. Aktekke Gıda ile buram buram Karaman'ı artık noktalayacağız ama ben son kez başkanıma bir mikrofon daha vermek isterim. Zaten yanında da First Lady'miz duruyor. First Lady'mize de bir mikrofon verelim, ardından vedamızı yapalım inşallah başkanım. Önce yengemle mi başlayalım? Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık, geldiniz, şerefler verdiniz. Her zaman bekliyoruz. Hocama söylemek istediğiniz bir şey var mı yenge hanım? Onu çok seviyorum, destekliyorum. Kazanacağız, sonuna kadar yanındayım. O zaman kazandık sayılır. Kazandık sayılır. Evet. Siz destek verdikten sonra her şey bitmiştir kesinlikle, zaten. Kesinlikle yenge hanım? Öyle. Evet, teşekkür eyvallah. Ederiz, sağ olun. Başkanım. Ben hep söylerim, eşimin yanında duygulanırım. Öyle de büyük hassasiyet var yani. Şimdi bana bir örnek vereceğim. Cengiz Han halkına hitap ederken demiş ki, İşte ben Hanlar Hanı Cengiz Han, sultanınız. Bu da benim hanım demiş, eşini göstermiş. Bu da benim hanım. Evet. Hepinize teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Köyüm adına gurur duyuyorum. Onur verdiniz bize. Ben bu köyün gerçekten özlem duyduğum bir yer burası benim. Kendi arkadaşlarıma, akrabalarıma, dostlarıma, sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
Zaten hissettiriyorsunuz başkanım. Yani bu köye geldiğinizde sizin o heyecanınızı görebiliyoruz. Evet, evet. Oo, çok güzel bir olay. Evet. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Sağ olun. Evet, değerli dostlar, bir birlikteliğin burada sonuna geldik. Buradaki ahaliye, köylülerimize, Ortaoba'nın güzel insanlarına çok teşekkür ediyoruz. Hem hanımlarına hem beylerine. Her şey çok güzeldi, her şey çok güzel hazırlanmış. Ne diyelim efendim, bir dahaki programda görüşmek dileği ve duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Allah'a emanet olunuz. Hepinize teşekkür ediyoruz. İpek köynek giymiş aynal dizinde, sıralı belleri olmaz yüzünde. Sevem dedim vazgeçmiyor nasıldan, ömrümde görmedim böyle gelini. Gelini gelini Türkmen gelini, saramadım anne gel gör halimi. Saram dedim vazgeçmiyor nasından, ömrümde görmedim böyle gelini. Gelini gelini Türkmen gelini, saramadım anne gel gör halimi. O saf duygularla hayal edip çizdik evimizin kapısını penceresini. Şimdi hayallerimizi hayata geçiriyoruz. Yılların verdiği uzmanlık bize kaliteyi ve sağlamlığı öğretti. Karaman'ın markası olan Dülger Yapı, yurt dışındaki gurbetçilerimizin de tercihi haline geldi. Gelin bir kahvemizi için Dülger Yapı'yı yakından tanıyın. Markası olan Evcen Mobilya'nın yeni ürünleri sizleri bekliyor. Salon takımları, oturma grupları, yatak odası, genç odası ve çocuk odasına kadar aradığınız her şey Evcen Mobilya'da. Evcen Mobilya'nın Kasım indirimlerini kaçırmayın.